Arkadaşlar merhaba. Yeni bir yapay zeka güncesinde yine birlikteyiz. Bugün Mayıs ayında olan biten şeyleri, yapay zekaların neler olduğunu birlikte konuşacağız. Geçen aya göre daha da dolu bir gündemimiz var. Daha da fazla haber hazırladım sizin için. O yüzden hemen beklemeden başlayalım. Şimdi geçen ay ben günceyi tam ayın son gününde yaptığım için bazı son günlerde olan olayları ekleyememiştim. Şimdi bu ay geçen ay eksik kalanlardan başlıyor. 29 Nisan'da ayın sonunda, Nisan ayının sonunda ChatGPT yeni bir özellik geldi. Artık sizin söylediklerinizi hatırlamaya başladı. Bir bellek özelliği geldi. İngilizcesi memory. Artık bir şey söylediğinizde onu hatırlıyor. Örneğin ben şimdi bir yapay zeka güncesi çekeceğim Mayıs ayı ile ilgili dersem ChatGPT'ye. O zaman çıkarıp diyor ki hemen yazıyor oraya. Oğuz Ergin diyor yapay zeka güncesi çekecek. Ben kendim Profesör Doktor Oğuz Ergin'im dediğim anda onu bir kenara yazıyor ve bunları hatırlıyor. Peki niye hatırlıyor bu veriyi? Gelecekte size yanıt verirken sizinle ilgili, yapacaklarınızla ilgili bilgi vermek üzere hatırlıyor. Ve bu hatırladığı şeyleri yönetebiliyorsunuz da. Bence oldukça güzel bir özellik. Mesela burada bazı şeyleri görebiliyorsunuz. İşte türev ve integral konusunda video çekmeyi planlıyor diye. Ya da işte Oğuz Ergin'dir, kullanıcı budur. Türkiye TOBÖTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı'dır. İşte YouTube üzerinden yayın yapmaktadır gibi. Bunları ben böyle hatırla demedim. Benim sorduğum şeylerden kendisi hatırladı. Çıkarımı yapıp kendisi hatırlayıp bir kenara yazdı bunları. O yüzden ben bayağı başarılı olduğunu düşünüyorum bu hatırlama konusunda. Yine ay sonunda 8 tane gazete Microsoft ve OpenAI'ye dava açtı. Bunlar dediler ki ya bizim verilerimizi, haberlerimizi bizden habersiz alıp kullanıyorsunuz, para da vermiyorsunuz dedi. Ben bunu birazcık şeye yordum. Financial Times'la değişik haber siteleriyle OpenAI anlaşma yapmaya başlamıştı. Bizi de görün. Yani 3 kuruş bize de atın, biz de paramızı alalım, yolumuzu bulalım. Yani yoksa verini kaçıracağımdan değil, verinin hepsi sizin olsun diyorlar gibi geldi bana. Ama evet böyle bir dava açılmış Nisan ayı sonunda. Nisan ayı sonunda 29 Nisan'da Nature Communications'ta bir tane Salyangoz Robotlar diye bir yayın çıktı. Şimdi bu yayın daha sonradan, bunun videosu da sosyal medyaya daha sonra düştü. Ben o yüzden geçen ay hiç görmemiştim böyle bir şey olduğunu. Şimdi burada ben videonun bir kısmını izleteceğim. Video biraz uzun gibi. Aşağıda yayını görüyorsunuz. Bu yayın işte bütün bu hikayeyi anlatan yayın. Diyorlar ki biz salyangozlardan ilham alarak böyle bir robot yapıyor. Şimdi başlangıçta işte kim olduğunu tanıttığı bir kısım var. Onu geçersek diyor ki salyangoz böyle giden bir hayvan diyor. Hiç ben şimdi bakın diyor bu salyangozlar birbirleri üzerine tırmanarak değişik şekillerde birleşerek farklı şekiller oluşturabiliyorlar, böyle davranabiliyorlar. Biz önce diyor doğayı bir gözlemledik. Aa bak salyangozlar ne kadar ilginçmiş diye gördük. Ondan sonra şu salyangoz gibi olan bak böyle çevire çevire önce şuna düşündük, bunu düşündük. Sonra bak böyle bir robot yapmayı düşündük. Ondan sonra da aynı salyangozların bir araya geldiği gibi bu robotların birbirine yapışmasını düşündük diyor. Şimdi Nature Communications hani biraz daha tam Nature'ın en zor gelen yeri değil herhalde ama sonuçta yine Nature, adı Nature olan bir dergi bu. Böyle bir şey kalkışmak için tabii bayağı da uğraşmış Hong Konglu bir araştırmacılar bunu. Şimdi aynı diyor Salyangoz'un yaptığı gibi işte şöyle birleştik falan. Ayrıntılarına ben girmeyeceğim burada. Şurada ilginç bir kısım video var. Mesela işte kendi kendine gittiği, daha sonra bunların böyle bir araya konduğu. Ondan sonra da hepsinin birleşerek, mesela yukarıda şimdi bir hedef koymuşlar. Bunların hepsinin bir araya gelip birleşerek, düşünerek, yani o şekli oluşturarak bir tanesinin yukarıya çıkması nasıl sağladığını gösterdikleri böyle bir videoları var. Yani bunu kendileri elle yapmadıklarını ve aletlerin kendi kendine bu hareketleri yaptığını anlıyoruz yayına bakarsak. Hatta hile yapıyor mu yapmıyor mu o kadarını da bilemeyeceğim tabii. Böyle bir araya gelerek bir de böyle bir kendi kendine giden bir alet de oluşturabiliriz falan gibi böyle bir şey var. İlgilenenler bunu izleyebilirler. Nature Communications'ın kendi YouTube hesabında bu videoyu görebilirsiniz. Bakın böyle karşıya geçmek için bir köprü yapıyorlar mesela. Bayağı iyi değil mi? Böyle karşıdan karşıya geçmek için böyle bir şey yapmaları ve doğadan esinlenmiş olmaları bir miktarda işte salyangozlar da böyle. Gerçi salyangozların böyle yaptığını pek göstermiyor. Salyangozların daha çok birbirlerine yapıştıklarını gösteriyor şeyde.
örnekte. Evet, devam edelim. 30 Nisan'da, daha Nisan ayı yine bitmeden, Amazon Q diye bir şey çıkardı. Şimdi herkesin böyle yapay zeka asistanı var. Ya bizim niye yok? Şimdi böyle geliştiriciler için böyle değişik bir Q ailesi çıkarsak diye bir şey çıkarmışlar. Hem iş için hem geliştiriciler için. İşte burada AWS Supply Chain falan diye. Yani böyle bir araçlar silsilesi çıkarmışlar yapay zekayla. Amazon bizim de bir çorbada tuzumuz bulunsun diyerek bu tarz araçları çıkarmış. Şimdi bakın şurada diyor ki ben şimdi diyor bir tane Senior Product Marketing Manager rolü için bir şey ilana çıkmak istiyorum diyor. Bana bir tane iş ilanı yazar mısın diyor. Ya aslında kendi GPT'lerini yapmışlar gibi bir miktar. Amazon'un kendi kendine kullanacağı yapmışlar gibi. Mesela diyor ki 10 yıl işte deneyimi olsun, master derecesi olsun. İşte şu, bu bulutla ilgili şeylerde bir geçmişi olsun falan diye böyle bir şey yazıyor ve bunu çıkarmasını bekliyor. O da çıkarıyor bakın böyle gördüğünüz gibi. İş ilanını çıkarıyor. Tabii insan kaynaklarının çok kullanabileceği bir şey bu. Ben sizin yazılım geliştirme sorularınıza yanıt verebilirim diyor. Bu aynı. Amazon'da herhalde yazılım geliştiriciler kendileri için mi yaptılar? Çünkü bu şekilde çalışan bir sürü büyük dil modeli var. Herhalde Amazon ya bizde de bulunsun diyerek böyle bir araçlar ailesi yapmış. Herhalde kendi elemanları kullanacak, onlar için yapmışlar diye düşündüm ben. Evet, Mayıs ayına girdik. 1 Mayıs'ta ilk gelen haber Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün artık yapay zeka olduğu ile ilgili bir haberdi ve bunun için böyle meşhur bir şarkıcı ve daha önce de böyle bir televizyon şovunda finale kalan bir meşhur bir arkadaşı seçmişler. Herhalde yapay zekaya koyalım ki yani elimizdeki elemanların hepsini savaşta cepheye sürüyoruz diye mi? Yani bir yandan. Bir yandan da daha kolay böyle çıkalım hemen hızlı bir şekilde yapay zekayla haberleri veya duyuruları yapalım diye mi düşündüler? Bakın izleyebilirsiniz. Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб Şimdi burada böyle bunu konuşurken görüyorsunuz. Bu gördüğünüz şey yapay zeka. Şimdi gerçek bir insanın modelliğinde eğitmişler ama yani Rosalie Nombre adında bir model üzerinde eğitmişler ama adı Victoria She. Yani ben Victoria She diyor ama aslında görünüş yani başka bir insan üzerine eğitilmiş. Ve aynı kişi hem Ukraynaca hem de I'm a İngilizce konuşuyor. digital nerd. That means that the text you hear was not read by a real person. It was generated by artificial intelligence. I will carry out a number of tasks. First and foremost, I will inform the public, providing timely and verified information from Ukraine's consular service. I will provide journalists with updates about the work of consuls in protecting the rights and interests of Ukrainian citizens abroad. At the bottom. Altta gördüğünüz gibi insanlar yazacak metinleri diyor. Yani böylece hiç böyle birine bir şey çektirmeleri gerekmeyecek. Böyle kamerayla stüdyo ayarlayalım, çektirelim, kadını getirelim falan gibi bir şey. Metni yazacaklar, verecekler. Bu olduğu gibi insanların karşısında sunacak. Aslında bizim bütün bakanlıklarımızda bunlardan birer tane yaptırabilirsiniz. İstediğiniz kişinin modelliğinde belki de iyi bir şey olabilir. Öyle değil mi? Hatta hiç böyle mesela Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı modellediniz. Hakan Fidan çok meşgul, bir sürü işi gücü var. Yazdınız. Hakan Fidan açıklayabilir mesela. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hakan Fidan olabilir. Kendi kendine bakan olarak kendisi sözcü olabilir gibi. Corner of this video, you can see a QR code. It leads to the official website of the Ministry of Foreign Affairs. Diyor ki bak ben bu sağ kanatta diyor bir tane QR kod gösteriyorum. Benim bu anlattıklarımı bunu tararsan bizim Dışişleri Bakanlığımızda bir siteye gidiyor. Orada bu söylediğimiz metni zaten görebilirsiniz. Bunu doğrulayabilirsiniz. Yani şimdi sahte birisi böyle bir video yarattı mı yaratmadı mı doğrulamak gerekiyor. Bir de bu işin güvenliği meselesi var diye. Yani Ruslar gelip de böyle değişik bir şey yapmasınlar, farklı bir video yapmasınlar diye. Böyle de bir QR doğrulayıcı yapmışlar. Hem Ukraynacası var. Değişik haber sayfalarında hem Ukraynacası var. Hem de İngilizcesi var. Her dilde yapabilir. Aslında Türkiye'ye de Türkçe konuşan bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Her dilde konuşan sözcü yapabilirler. Bence biz de yapabiliriz. Evet, 1 Mayıs'ta Mayıs'ın başında Google Med Gemini diye bir şey duyurdu. Gemini'nin medical olanı, yani tıp için olanı. Bu ilginç bir şey aslında. Bunu Google Research DeepMind'deki arkadaşlar bunu bir yayın yapmışlar. Bu yayının üzerine yazmışlar ayrıntılarını. Bunu nasıl yaptıklarıyla ilgili ayrıntıları yazmışlar. Şu dikkatlice bakarsanız bu takımın içinde Koray Kavukçuoğlu diye bir Türk olduğunu şurada görebilirsiniz. Kendisi zaten DeepMind'in başında zannediyor. Kendisi Koray Kavukçuoğlu, Google DeepMind'da Londra'da Chief Technology Officer diye geçiyor.
ama teknolojinin başındaki bir kişi. O yüzden böyle aslında yüksek kademeli bir kişi vardı. Görebilir. Peki ne yapıyor bu Matt Gemini dedikleri şey? Bu bildiğiniz bir doktorla konuşur gibi röntgeninizi gönderiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki nasıl vaziyet? Bana söyler misin? Burada bakın aşağıda yazıyor. Findings, the heart is at the upper limits of normal size. Yani normal boyutun üst sınırlarına yakın bir yerde ama normal gibi görünüyor falan diye size bunun yanıtını veriyor. Tabii birçok şeye yanıt verebiliyor. Ben bir tanesini örnek olarak aldım yayının içinden. Bu yayını okuyarak daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz ama böyle GPT'yi geçeceğiz diye iddialı şekilde bu Mehmet Cemilay biz GPT'den daha iyiyiz bu Gemini ile beraber diye söylemişler ama bu yapay zekanın tıp alanında nasıl kullanılabileceğine ve bu konu nasıl araştırmalar yapıldığına iyi bir örnek. 5 Mayıs'ta Tesla kendi robotu Optimus'un yeni görüntülerini duyurdu. Şimdi bir sürü insansız robot ortalığa döküldü. Nisan ayı güncesini hatırlarsanız bir sürü insansız robottan bahsetmiştik. Ama hiç Tesla'nın videosu yoktu. Aynı şekilde Ocak-Mart arasındaki güncel de hiç Tesla robotu ortalıkta yoktu ama Tesla robotun ucuz olması gerektiğiyle ilgili bazı Elon Musk'ın yorumları vardı. Şimdi bu ay böyle bir video geldi. İsterseniz beraber bakalım. Burada görüyorsunuz bir sürü piller var ve bu pilleri boşluklara koymaya çalışıyor. İşte yanlış hata yaptığı zaman kendi hatalarını düzeltiyor. Aslında bir fabrika ortamında nasıl böyle bir robotun kullanılabileceğiyle ilgili bir örnek yapmışlar herhalde. Bir ürün geliyor, böyle pil. Dediğiniz şey pil. Bunları işte bir kasanın içine diziyor. Şimdi bakın burada bu videonun bu kısmı aslında çok güzel eğitici bir şey. Bu robotları nasıl eğittiklerini gösteriyor. Bakın gerçek insanlar gözlerinde sanal gerçeklik gözlükleri var. Bir sürü bu insanlardan kafalarına takmışlar. Yanlarına robot var ve bu işin aynısını insanlar yapıyor. Hani bunlar böyle gidip sen şöyle böyle yapacaksın diye öğretmiyor. İnsanlar yapıyor. İnsanlar ne yapıyorsa bu da oradan öğreniyor. Aynı insanların yaptığı veriden öğreniyor. Bunlardan bir sürü dizerseniz yan yana bir sürü insan olursa robot da insanların hareketinden daha fazla veriden daha fazla öğrenebilir. Bu videodan aslında bu işi nasıl yaptıklarını görüyoruz bir miktar. Biz bunun testini yapıyoruz. Az önce yürürken de gördünüz. Birazcık daha yürürken gösterecek. Evet, gördüğünüz gibi Tesla'da hiç boş duruyor değil. Bu yaptığı robotla, Optimus'la hiç de boş duruyor değil. Yürüyüşü bayağı becermişler. Birçok rakibine göre hiç de fena durumda değil. Ayrıca iş yapma konusunda bayağı ilerletmişler. Yani herhangi bir yere koyup bir şey öğrettiğin zaman onu yapacak gibi görünüyor sanki. 6 Mayıs 2024'te Cognition'ın sayfasında böyle garip bir şey çıktı. Andrew Gao diye bir adam bakın Devon 2.0 falan gibi bir şey getiriyor. Bak biz yeni özellikler ekliyoruz Devon'a diye. Bir şeyler getiriyor ya daha Devon'un 1.0'ını görmedik. Gelmedi yani insanlar açılmadı. Ne 2.0'ı falan ama Cognition kendisinin yayınladığı bir şeyde geçiyor bu 2.0 lafı. Ya biz bazı yeni özellikler ekliyoruz. Bunları da resmen açıklayacağız yakında diyor 6 Mayıs'ta ama hiçbir şey açıklamadı Mayıs ayı boyunca. Ama böyle 2.0 diyen bir adamın tweetini paylaştılar. En sonunda olan bu oldu. Ve biraz sonra bahsedeceğiz biraz Devon'dan başka neler olduğunu. 7 Mayıs'ta Microsoft GPT'nin çok gizli işler için bir sürümünü kurduğunu açıkladı. Ne o çok gizli işler? İşte İstihbarat Teşkilatı, Amerikan İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik, Ulusal Güvenlik Ajansı, NSA, National Security Agency. Bunlar asıl böyle bütün Amerika'nın korunması için merkezi haber alma teşkilatlarına daha gelişmiş bir kurum aslında ve diyorlar ki internete bağlı olmayan bir GPT modeli lazımdı bize. Microsoft da bunu internete bağlı olmayacak şekilde gitti bunlar için kurdu. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı için de böyle bir şey lazım olabilir. Hani eğer zaten Hakan Fidan biliyor herhalde bu işleri, herhalde bakıyordur. 7 Mayıs'ta ilginç bir şey de oldu. Televizyona çıkan Eric Schmidt dedi ki, Eric Schmidt biliyorsunuz Google'un eski CEO'su bıraktı. Dedi ki yapay zeka aslında yeterince abartılmıyor. Yani burada İngilizcesi dedi ki artificial intelligence is under hype dedi. Hype biliyorsunuz böyle abartmak çok çılgınca ya bak çok büyük iş acayip dünya sonu gelecek edebiyatı falan yapılıyor ya böyle bazen bazıları işte Devon için diyor hype bu falan gibi hani böyle abartılıyor büyütülüyor çok heyecan gereksiz bir heyecan oluyor gibi. Adam diyor ki under hype yani ne kadar heyecanlıysanız yeterince heyecanlı değilsiniz. Yeterince abartmıyorsunuz bunu diyor. Şimdi ne dediğini beraber izleyelim. First, I hate to tell you, but I think this
this stuff is underhyped. Underhyped, not overhyped. Because the arrival of intelligence of a non-human form is really a big deal for the world. Bakın diyor ki bu dünyaya insan olmayan bir zekanın gelişi gerçekten çok ciddi büyük bir olay. Yani şu anda insanlık dışı büyük bir zeka dünyaya erişmek üzere ve bu çok büyük bir olay diyor. It's here. It's coming. It's here. It's about to happen. It happens in stages. How quickly? Dedi ki adam geliyor, burada oluyor, bu oluyor, bu olay oluyor. Hiç böyle hani yok ya bir şey olmaz falan demeyin demeye getiriyor. We used to say 20 years. Now within 5. Eskiden 20 yıl diyorduk. Şimdi 5 oldu diyor. And the reason is the scaling laws for these systems are continuing to go up without any loss or degradation of power. What happened was OpenAI in this generation invented this category. Şimdi diyor ki yani bu aslında daha büyük bir tartışma. Bunu izleyebilirsiniz. Yani bu CNBC'de çıktı herhalde. Diyor ki kısacası ya elimizde böyle ölçeklendirilebilir bir teknoloji var. Hem modeller büyüyebiliyor hem de bu modelleri çalıştırabileceğimiz donanım büyüyebiliyor. O yüzden bu böyle zekası uçarak gidiyor. Biz 20 senede olacak dediğimiz şey şimdi 5 yılda olacak diyorum diyor. Aslında biraz daha dinlerseniz 5 yılda da belki, 5 yani yıldan da önce olabilir belki gibi düşündüğünü anlayabilir. 8 Mayıs'ta Refuel LLM 2 diye bir şey yayınlandı. Şimdi neymiş ya bu, ne yapmaya çalışıyormuş gibi. Diyor ki bütün bu dil modelleri, büyük dil modellerinden farklı olarak bizim amacımız veri etiketlemek. Veri etiketleme konusunda bütün bu diğerlerinin yaptığı hepsinden daha iyiyiz. Mistral'dan, Gemini'den, Google'dan, Meta'nın Llama'sından, Claude 3 Opus'tan, GPT-4 Turbo'dan bütün bu çıkan dil modellerinden daha iyi bir dil modeli yaptık. Ama asıl uzmanlık alanı etiketlemek, veri etiketlemek dedi. Böyle grafikler gösterdi. Şimdi bu Nihit Desai kimmiş diye ben baktım. Twitter'da yani bunu açıkça bir bu grafiklere kendisi koymuş zaten. Kimmiş diye baktım. Kendisi diyor ki ben daha önce Meta'da çalıştım diyor. Facebook'ta bir 3 sene çalışmış. Stanford'da yüksek lisans yapmış. Illinois Urbana-Champaign bilgisayardan mezun. Ondan öncesinde Hindistan'da Indian Institute of Technology diye yani Hindistan Teknoloji Enstitüsü diye bir okul var. Onun madrası meşhurdur. Orada okurken yarıda bırakıp Illinois Urbana-Champaign'e geçmiş. Amerika'da bilinir zaten bu IIT diye bilinir okulun çok iyi olduğu. Belli ki akıllı bir insan. Facebook'u da bırakmış. Kendi şirketini kurmuş. Ben de dil modeli yapıyorum. Benimkinin özelliğine işte veri etiketlemesi diyor. Artık ilgilenenler için bakması için bunu bir yere koyuyorum. Tabii ben nasıl şu ana kadar elime alıp da kullanmış değilim kendim. 8 Mayıs'ta Ehang pilotsuz uçağı Birleşik Arap Emirlikleri'nde denendi. Geçen ayki güncenin sonunda başka bir Çinli şirketin Çin'de lisans aldığını söylemiştim. O da buna benziyordu. Böyle bir sürü pervanesi olan pilotsuz hava aracı. Şimdi uçak denir mi emin değilim. Çünkü bu tam böyle bir kanatlı bir uçak değil. Ama bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne denendi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri konusu bizim yapay zeka güncelerimizde çok çıkıyor. Bu günceye de göreceksiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'ne niye deniyorlar? Çünkü para orada. Kimin başı sıkışsa, yani bir şey satacaksa ilk oraya gidiyor. Çünkü bunlarda bir de Ministry of Possibilities diye bir bakanlık kurmuşlar. Bütün olasılıkları açıklar. Bakalım getir uçak mı, insansız araba mı? Hepsine bakarız diyor. Zaten Dubai sokaklarında insansız taksilerin yürüdüğünü daha önce konuştuk mu hatırlamıyorum. Çünkü bizim o Ocak'taki günceden önce yürümeye başlamıştı bu taksiler. Şu anda insansız taksiler Dubai'de yürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu yeniliklere çok açık ve de paraları var. O yüzden eline bunları yapay zeka ile ilgili bir aleti alan doğru Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor gibi sanki bu aralar. 10 Mayıs'ta Çinli Limix Dynamics W1 robotu ayağa kalktı. Bu Çin şirketi Limix Dynamics'in şirketi. Bir W1 diye bir robot yapmışım. Daha önceden köpek gibi giden ve tekerlekli olan bu robotu bu sefer ayağa kaldırmışlar. Birlikte bir izleyelim. Orada daha iyi anlayacaksınız. Evet görüyorsunuz. Hop ayağa kalkıverdi, doğruluverdi. Şimdi iki teker üzerinde. Veya yerdeki 35 santimetre diyor. Hop ayağa kalkınca böyle birazcık 55 oluyor. Sonra ayağa kalkıyor. 1.52 oluyor diyor. Dört tekerde giden böyle bir robot iki tekerde gidecek şekilde geri veriyor bir anda diye yapmışlar. Şimdi bu robotun özelliği şu an tabii test amaçlı kullanıyorlar herhalde.
Her ne yapacaksa işte dönüyor, gidiyor bir fabrika ortamında, değişik yerlerde işte kutuların arasında dolanıyor, biraz sonra orada dolanacak. Değişik hareketler yapabiliyor. Kendi kendine gidiyor. Hani böyle illa ki az önce adam tuttu ya biraz, merak etmeyin, tutmadan da gidebiliyor diye göstermek için. Kendisi gidiyor, kendisi duruyor. Ve bak, bu özellikle hızlandırmadık biz bunu. Bak, bu kendisi hakikaten şu anda normal hızında görüyorsunuz diye de alta bir yorum koymuşlar. Bayağı güzel değil mi? Böyle tekerleklerin üzerinde gidiyor olması. Şimdi burada ayağa kalkıp gitmesini düşün. Hani biraz ileri alayım. Böyle çarptığı zaman da yani arada böyle manevra yapabilmesini gösteriyor. İşte bu şeylerin, rafların arasında nasıl manevra yapabildiğini gösteriyor şimdi. Ve çarptığı zaman da kendini kurtarmasını gösteriyor. Şurada bir yerdeydi herhalde o da. Mesela şöyle çarpıyor. İşte çarpınca da düşmüyor. Hani gidiyor bir yere, çarpınca da düşmüyor. Kucaklıyor, bakın gördüğünüz gibi. Şey düşmüyor. Limix Dynamics, Çinli başka bir şirket, robot yapan, 10 Mayıs'ta bu robotu duyurdu. Evet, 10 Mayıs'ta Elon Musk'ın bir sözü yine düştü. Şimdi genelde etrafta ya Sam Altman çıkıyor konuşuyor ya Elon Musk çıkıyor konuşuyor. O yüzden böyle güncelere geldiğinizde ya Elon Musk şunu dedi, ya Sam Altman bunu dedi, ya Eric Schmidt bunu dedi. Ya bu adamlar böyle meşhur adamlar. Ve televizyona bunlar çıkıp yapay zeka ile ilgili konuşuyor ve her söyledikleri de gündem oluyor. Bu sefer dedi ki Elon Musk, biyolojik zeka %1 olacak. Yani zekanın %99'u elektronik olacak. Bu şu anda gördüğünüz makinelerin çoğu bizim zekamız olacak. Zekamızın çoğu bunlardan olacak. Yani biyolojik zeka değil, biziz. Bu %1 olacak dedi. İsterseniz dinleyelim tam ne demiş. Might be the most important question of all. The percentage of intelligence that is biological, grows smaller with each passing month. Eventually, the percentage of intelligence that is biological will be less than 1%. %1'den az olacak diyor. Yani bu %1 olacak değil, %1'den az olacak diyor aslında. That's actually not what I mean. Yani şey de, şu da yanlış yazmış, bu Euronews de. Will be 1% diye yazmış ama bu %1'den az olacak. Aslında kendisi öyle söyledi. I just don't want AI that is brutal. If the AI Brittle, kırılgan demek. Yani böyle kırılgan bir yapay zeka herhalde istemeyiz diyor şu anda. somehow brittle, silicon circuit boards don't do well just out in the elements. So I think biological intelligence can serve as a backstop, as a buffer of intelligence. But almost all, as a percentage, almost all intelligence will be digital. So then. Yani çoğu zeka dijital olacak dedi. It's like, well, what role will there be for us? Peki bizim ne işimiz olacak? Madem bütün %99'u bunlar olacak, bize ne iş düşecek? I don't know. Bilmiyorum. I do think it's very important that we build the AI in a way that is beneficial to humanity. Yapay zeka insanlık için faydalı olacak şekilde yapmamız, inşa etmemiz çok önemli dedi. And there are some important principles here because I thought about AI safety for a very long time. Yapay zeka güvenliği çok bahsedilen bir konu ve bugün de bundan çok bahsedeceğiz. Kendisi de, ben bu konuda çok uzun süre düşündüm, bu yapay zeka güvenliğini nasıl sağlayacağız diye diyor. I think you want to have a maximum truth seeking AI. This is very Diyor ki yapay zekanın gerçeği araması ve gerçeği bulması çok önemli olacak. AI should not be taught to lie. It should not be taught to say things that are not true. Even if those things are politically incorrect, it should still say those that say what it believes to be true. Şimdi diyor ki yapay zeka asla yalan söylememeli ve kendisine yalan söylemek öğretilmemeli. Bu politik doğruculuk var ya Amerika'da, o olsa bile diyor, ya yanlış, politik olarak yanlış bir şey söylüyorsa bile yanlış olmamalı diyor. Yani söylediği şey doğru olmalı. Yani gerekirse her açıdan doğru olmalı diyor. Sonuç olarak dediği şu Elon Musk'ın, zekanın çoğu yapay olacak. Yapay zeka asıl zeka olacak. Biyolojik zeka %1'den daha az olacak diyor. Bu konuşmayı da ilgilenen arkadaşlar yine YouTube'da bulup izleyebilirler. 11 Mayıs'ta bir haber geldi, ortalığa düştü. Apple ile OpenAI ChatGPT üzerinde anlaştılar diye ve Apple'ın OpenAI'ın ChatGPT'sini götürüp iPhone'un üzerine koyacağı söylendi 11 Mayıs'ta. Tabii yakında Apple'ın bir geliştiriciler konferansı vardı. Worldwide Developer Conference diye, WWDC diye bir etkinliği var Haziran ayı içerisinde. Bu etkinlikte bunu duyuracaklarıyla ilgili bir beklenti oluştu bu açıkçası. Sonra zaten şurada haberin, Bloomberg'un haberinin içinde de WWDC 2024 diye, bunu bakın görüyorsunuz.
da diye. Zaten şimdi Apple gidip Gemini'yle de konuşmuştu. Apple bu işte, bu Siri işinde geri kaldığını hissediyor. Yapay zeka işinde geri kaldığını hissediyor. Ve bu konuda tekrar öne çıkmaya çalışıyor. Çünkü görüyor ki herkes yarışıyor. Yani bu OpenAI Gemini'yle yarışıyor. Microsoft bir yandan bunu almış. İşte Facebook'un Llama'sı var. Elon Musk bir yandan işte robotları yapmaya çalışıyor. Apple'da ne var? Apple'da hiçbir şey yok. Şu yok yani, yapay zeka şusu var diyeceğiniz. Robotu var mı? Yok. Arabası vardı, çöpe attı. Araba da yok. Kendi kendine giden. Kendi Siri modeli çok geri kaldı. Yani böyle basit şeyler bile sorduğumuzda doğrusu anlamıyor Siri modeli. Yapay zeka konusunda geri kaldığı çok bilinen bir sır. Bu sır sayar. 13 Mayıs'ta yani bu haber 13 Mayıs'a düştü. Aslında konuşma tam 13 Mayıs'ta değil. Sam Altman çok medyatik bir insan oldu. Sürekli televizyona oraya buraya gidiyor. Stanford'da gidiyor. Konuşmaya katılıyor. Şimdi her gittiği yerde bir şey söylüyor. Bir video yapılıyor ve bu video ile ilgili de polemik oluyor. Üzerine de konuşuluyor. Şimdi 13 Mayıs'ta bu çıktı. 13 Mayıs'tan önce çekilmiş bir video aslında bu. Diyor ki Sam Altman'ın yeni bir fikri var. Herkese para vermeyelim. Herkese hesaplama verelim. Şimdi bu videoda diyor ki buna, yani kendisi Universal Basic Compute diyor. Hani böyle evrensel temel vatandaşlık maaşı denilen bir şey var ya. Evrensel temel vatandaşlık hesaplaması verelim. İstiyorsa gitsin onu satsın, istiyorsa kanser araştırmasına kullansın. Ne yapıyorsa yapsın ama hesaplama verelim insanlara. Yani para birimi olarak hesaplama kullanalım gibi bir lafı oldu. Bunu da isterseniz birlikte izleyelim. Now that we see some of the ways that AI is developing, I wonder if there's better things to do than the traditional conceptualization of UBI. UBI, Universal Basic Income'ın kısaltması. Yani evrensel temel gelir. Like I wonder if the future looks something like more like Universal Basic Compute than Universal Basic Income, and everybody gets like a slice of GPT-7's compute, and they. Bu arada bakın, GPT-7'yi ilk defa burada söyledi. Daha önce biz GPT-5'e 5 diyecek miyiz emin değilim diyen adam GPT-7'den bahsetti. Şu anda bakın bizde 4 var. Bu adam 7'den bahsediyor. Şimdi elinde de bunun bir yol haritası var GPT ile ilgili. GPT-7'den de ilk defa bahsedildi. Bu zaten biraz sonra konuşacağız GPT-5'in nasıl yaklaştığı ile alakalı. GPT-5 zaten burada. Büyük ihtimal önümüzdeki ay ya da öbür ay burada. Ama artık 7'den bahsediyor. Ve 7'ye geldiğimizde bir şekilde bedava herkese bu hesaplamadan vermemiz lazım diyor. Sell it, they can donate it to somebody to use for cancer research, but what istediğini yapsın, alsın, satsın, istiyorsa bağışta bulunsun, kanser araştırması için, ama herkese hesaplama yeteneği verelim. You get is not dollars, but this like productivity slice, yeah, you own like part of the product. Bu biraz şey, libertarian görüş gibi bir miktar. Yani diyorlar ki insanlara beleşe para vermeyelim. Madem beleş bir şey vereceğiz, tam libertarian değil, kapitalist görüş gibi. Yani adamın bir katkısı olsun. Adam hiçbir şey yapmadan bir şey almasın ya da o aldığı şeyi, gerçi hani yine para almış gibi olacak birine bağışladığı için, ama hesaplamayla bir şeyler yapsın insanlar diye düşünceden mi geliyor bilmiyorum. Kısacası Sam Altman diyor ki, öyle bir görüş ortaya attı. Herkese hesaplama versek para yerine. Ve de GPT-7 diye bir şeyden bahsettiğine göre demek ki bunu artık plan, gerçekten gerçek bir şey bu şu anda kafalarında, ne yapacakları belli 7 için. Aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir yapay zeka modeli duyurdu o 13 Mayıs'ta. Bunun adına Falcon 2 serisi demişler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin hakikaten böyle üst düzey kamu kurumlarına çalışan insanlar, ya işte biz de güzel şeyler yapıyoruz. Bak 11 milyarlık böyle parametremiz var falan gibi. Kendisi ayrıca buna görüntü de yükleyebileceksiniz diye vurgulamışlar. Bunların da çalıştıkları görülüyor. Hani bizim Türk gibi düşünen yapay zeka yapılacak demiş ya geçen ayki güncede TÜBİTAK tarafının. Bu da Arap gibi düşünen bir yapay zeka herhalde. Aynı gün 13 Mayıs 2024'te Devon diye bir şey çıktı. Şimdi daha önce bir sürü çakma Devon çıkmıştı. Daha koydum ben Nisan güncesinden. 1 Nisan'da Open Devon, 5 Nisan'da Devika diye bir şey çıkmıştı. Şimdi Devon diye çıkmış. Bunların hepsi Hindistan'dan. Böyle genelde bu açık kaynak projeleri Hindistan'dan diyor ki istiyorsanız gelin size katkıda bulun. Devon açık kaynak. İlgilenen arkadaşlar açıp gene bakabilirler. Ne yapmış bu diye Devon. Ben ne yaptığına bakmadım ama çakma Devon sayacımı bir arttırarak 3'e getirdim böylece. Yani Devon'un kendisi ne kadar gerçeği şu anda iddialaşmıyor ama yani bunun çakması bile sayısı artıyor giderek ve en altına da vurgulamış This will only get better diye. Hani bu daha da iyiye gidecek
diyor. Yani buradan daha iyiye gidecek diyor ve bakın daha önce söyledim cin şişeden çıktı diye herkes bununla uğraşıyor. Madem bu adamlar yapıyor ben de yapayım. Onlardan daha kötüsünü yapsam bir adamlar 2 milyar dolar değerlemeli. Ben de şöyle bir 2 milyon dolar değerlemem olsa satsam birine ben de kendi yolumu bulurum diyorlar herhalde. Bakın herkes kendi çakma devrimini yapma derdinde. 13 Mayıs'ta yine aynı gün Microsoft Fransa'ya yapay zeka yatırımı yaptı. Geçen ayki günce de 9 Nisan'da Japonya'ya, 15 Nisan'da G42 şirketine, yani bu Cerebras'la işbirliği yaptığını Mart güncesine söylediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri şirketi G42'ye ve 30 Nisan'da da Endonezya'ya yatırım yapmıştı. Şimdi de Microsoft gitmiş Fransa'ya yatırım yapmış. Ya bir bize yatırım yapamadı bu Microsoft. Yani neden Microsoft izleyen varsa arkadaşlar Microsoft Türkiye'den yani bu kadar para var. Herkese para saçılıyor. Neden bize gelip yatırım yapılmıyor? Hani gelse böyle bize de yatırım yapsa. Bak bir sürü yabancı keletreççi yatırımcı geldi. Dolarlar falan geldi. Merkez Bankası aldı. Bir miktar da bize yapsa hani ağanın eli tutulmaz Sayın Microsoft. Evet. Yine aynı gün Çinli Unitree şirketi G1 insansı robotunu duyurdu ve dedi ki 16 bin dolardan başlayarak satıyoruz. Getirin 16 bin doları hemen vereceğiz dedi. Artık bu kadar yakınsınız. 16 bin dolar kadar yakınsınız böyle bir robota. 16 bin dolar o kadar fazla bir para değil aslında. 500 bin lira falan getirirsen robotu alıyorsun. İsterseniz bakalım nasılmış. Bakın artık motorların girişi hidrolik değil. Ama elektrik motoruyla yapılıyor o robotlar. Durduğu yerden kalktı. Yürümesi de fena değil. Az önce Tesla'nınkini görmüştük. Bakın böyle olduğu yerden dönüp bir de el salladı. Tekmeyi de yedi, düşmedi. Ama yeterince iyi vuramıyor bence. Daha sert vurması lazım. O eldivenini alıp gelmiş. Yumruk da yedi. Bak bu yumrukları unutmayacak. Bir yapay zeka böyle davranıyorsunuz. Sonra yarın öbür gün. Vallahi hiç bizim yapamadığımız hareketler. Tüm kollar, bacaklar dönüyor. Kendisine paket yaptı. Bir de böyle kaldırıp bak. Görüyor musun? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Evet. Çinliler nelerle uğraşıyor? Şimdi kırdığı cevizleri gösterecek bize. Adam kola şişesine kung fu yapıyor ya. Aselsan, izliyor musun bunları Aselsan? Geçen halde sormuştum bak. Nerede kardeşim bizim bu robotumuz? Gördüğünüz gibi Çinlilerin Unitree şirketinin G1 insansı robotu gayet iyi durumda. Hiç de fena değil. Yani yürüyor, tekme yiyor, düşmüyor. Bacakları, kafası güzel tarafa oynuyor. Cevizleri kırıyor. Ekmek kızartıp tavadan tabağa atıyor. Fena değil, hiç fena değil durumu, değil mi? Tabii asıl büyük haber 13 Mayıs'ta GPT-4o modelinin gösterilmesiydi. GPT-4o modeli, o Omni'den geliyor. Bir Omni takımının bir modeli bu. En önemli özelliğini görüntü ve ses işlemesi ve masaüstü uygulamasını da getirmesi. Artık masaüstüne bilgisayar bizi de görecek. Yani önemli olan bu. Görecek. Tabii henüz daha bu özellik gelmedi. Henüz bizim şu anki GPT'lerimize bu özellik gelmedi. Ama bunun yakında geleceğini söylediler. Ben de şu aşağıda gördüğünüz yeni oyuncağı GPT-4o diye kendi paylaştıkları videoları uzun uzun gösterdiğim için buraya daha da fazlasını kopyalamadım. İlgilenen arkadaşları bu videoya havale ediyorum. Ama artık Zeki Müren'in de bizi gördüğü zaman geldi. GPT-4o dediği artık bilgisayar yapay zeka sizi görecek ve doğrudan sesinizi işleyecek. Aldığınız sesi aldıktan sonra metne çevirip tekrar işlemi yapıp geri alıp sese çevirdiği zamanı artık geçtik diyor. Doğrudan sesi işliyoruz diyorlar. Söyledikleri bu. Zaten bununla beraber de Her filmini gerçek yaptık diye paylaştılar. Şimdi bu modeli paylaştıklarında bir sürü grafik de koydular. Grafiklerde diyor ki biz diğer çoğu modelden birçok alanda daha iyiyiz diyor. GPT-4o modelinin önceki GPT-4'ten, Claude 3 Opus'tan, Gemini Pro'nun 1.5'undan gibi işte Llama'nın 3'ünden zaten Llama bayağı geride kalmış diye gösteriyor burada. Evet şu da fena değil ama buralarda geride kalmış GPT-4o'ya diye gösteriyor. Tabii herkesin kendi grafiğinde kendisi daha iyi çıkıyor. Bunların hiç böyle gösterdiği bir grafikte kendisinin geri olduğunu görmedik tabii. Yani neye göre neyle denediklerini tam bilmiyoruz ama böyle grafikleri var ama bu sağdaki şey ilginç. Diyor ki bu GPT-4o modeli aslında
nasıl verimli diyor. Daha az belirteçle bu işleri yapacaksın. Ben şimdi böyle konuşuyorum ya, o konuşmayı alıp da belirteçlere, metinlere, metin parçalarına, token İngilizcesi bunlara çeviriyoruz diyor. Şimdi her dilde bu belirteçlerin sayısını azalttık diyor. Bakın burada Türkçeyi de 39'dan 30'a indirdik diyor. Daha verimli olacak bu dinlerde diye. Şimdi aşağıya doğru gittikçe bu liste, yukarıda daha uzun bir liste bu. Aşağıya doğru gittikçe daha az belirteçle gösterilebilen diller diyor. En iyisi İngilizce. Tabii en çok herhalde İngilizceye verimliliğine bakmışlar. Türkçe'de 30 işte, İngilizce 24 belirteç. Yani 27'den 24'e düşündük. Daha az belirteçle gösterip Türkçe'yi de 1,3 kat hızlandırdık Türkçe'yi diyor bu söylediği. Daha ucuza gelecek bir yandan da bu yaptığı işler dedi. Şimdi tabii GPT-4o'yu gösterirlerken hep Her filmine atıfta bulunuldu. Tabii videolarda bulunulmadı ama hem Sam Altman kendisi X'de dedi ki Her dedi önce. Bir tek Her dedi, koydu, o kadar koydu şeyden sonra. Şimdi bu adam, bu gördüğünüz Alexis Coneo, bu ses işinin, audio işinin başında, bakın AGI Research Lead diyor ya, yapay genel zekanın sesle ilgili olan kısmının başındayım ben diyor. Adamın Twitter profili bu. Adamın Twitter profili Her filmi zaten. Adam filmi koymuş. Biz bunu gerçek yapmaya uğraşıyoruz yıllardır diye böyle uğraşıyor bir yandan da. Paylaşımlarını görüyorsunuz. Yani böyle biz zaten diyor bugünü bekliyorduk yıllardır. Diğer taraftan şu Prafulla Dhariwal. Prafulla Dhariwal adlı arkadaş da, bu da üst düzey yöneticilerinden bir tanesi OpenAI. Bu da heyecanlarını gösteriyor. Herkes tweetleyip durmuş işte, bu GPT-4 oyu çıkardık, çok mutluyuz. İşte süper şeyler olacak bundan sonra, Her filmi gerçek olacak diye. Şimdi 13 Mayıs geçti. GPT meselesi duyuruldu. Yeni arayüzü duyurdu OpenAI. Ertesi gün Google'un etkinliği vardı. Şimdi Google'un etkinliğinde de Google dedi ki tamam biz de bir sürü yenilik duyurduk dedi. Hakikaten bir sürü şeyler geldi. Yapay zeka ile ilgili bir sürü şey geldi. Şimdi ben görüntü ve sesli yapay zeka dönemi yayınında, canlı yayında yine bu konuları konuşmuştum ve şu burada biraz göstereceğim neler yaptıklarını, ama bunun üzerine çok konuştuğumuz için yine oraya havale etmek istiyorum sizi ilgilenenler için, daha da burada uzunmasın diye. Ya yani diyor ki görüntü işte. İşte bu gördüğünüz şey görüntüyü de işleyebildiğini ve sesli iletişim kurduğunu göstermek için. Ayrıca şöyle ileri gittiğinizde biraz sonra işte kodu da, şöyle ekrandaki kodu gösteriyor ve diyor ki bu kodda ne yapılıyor filan gibi sorular da soruyor. Gayet başarılı bir şey yapmışlar. Sanki böyle şey gibi, hani OpenAI'nin bunu yapacağını biliyorduk, biz de hemen arkasından bunu yaptık gibi. Burada tabii duydukları bir başka şey, 2 milyon belirtece geçtik. Yani böyle çok daha fazla veriye aynı anda bakabiliyoruz gibi bir şey duyurdu. Bir de bu Gemma modellerini duyurdu. Onu birazdan konuşacağız. Şu aynı etkinlikte Google Veo diye bir şey duyurdu. OpenAI'nin Sora diye bir şey vardı ya. OpenAI'nin Sora işte metni veriyorsun, sana videoyu çıkarıyor gibi. Henüz daha kullanımı açmadılar ama bunu böyle orada burada videoların yapıldığı halini gösterdiler. Google dedi ki biz de aynısını yaptık. Bizimkine de Veo dedi. Bir tane videoyu izleyelim isterseniz birlikte. Bunun zaten sesi yok. Şimdi burada verdikleri metni en sonda gösteriyor. Böyle sanal Hong Kong'a benzer bir alanda başta bir araçla, işte böyle sanal alemlerden, fantastik alemlerden uç. Sonra arabayla işte içeri giriyor. Arabayla böyle bu fantazi alemlerinde gidip sonra gerçek bir tünelden geç diyor galiba. Hani öyle, en sonunda öyle bir şey yazı var. Bir tünelden geçiyor ve tünelden geçer geçmez gerçeğe geliyor. Böyle söylüyor zaten en sonunda metinde. Fantazi aleminden gerçek aleme geliyor ki şeyi de göstermek için. Sürekli çizgi film çizmiyoruz, gerçek şeyler de gösterebiliyoruz diye. Şimdi bunun için hangi komutu verdik diye bunu gösteriyor. Diyor ki işte böyle bir distopyan bir yerde, böyle gelecekte çok kötü bir dünyada, neon işaretlerin olduğu, uçan arabaların olduğu bir yerden başla. Ondan sonra hızlıca gelecekte geçen, böyle kötü görünen bir gelecekte yıldız gemileri, uzay gemileri işte gökyüzünde olsun. Ondan sonra bir neon hologram olsun, bir arabanın neon hologramı olsun. İşte en sonunda bu arabada gelsin, bir tünelden çıksın, gerçek dünyaya geçsin. Hong Kong'daki gerçek dünyaya geçsin diyor. Bütün bunları komut olarak vermiş ve de buradan çıkarmışlar. Evet bak, burada DeepMind'ın text to video modeliyle yapılmıştır ve de değiştirilmemiştir. Yani biz bu komutu verdik, bu çıktı. Ondan sonra da değiştirmedik diyor. Aynı gün Google başka bir şey duydu. Dedi ki biz TPU'nun 6. neslini yaptık. Bu Tensor Processing Unit diye bir yapay zeka hızlandırıcı donanımı var Google.
Google kendi işleri için, yani sonuçta yapay zeka ile ilgili işler yapıyor, bir sürü veri işliyor. Bunun için çarpma yapma, toplama çarpma yapması lazım. Bu yapay zeka hızlandırıcısını kendisi yapıyor zaten. 8. nesline artık demiş ki trilyum diyoruz. Yani böyle artık TPU demeyeceğiz. Buna trilyum diyoruz. Böyle bir isim bulmuş, trilyum. Tril tril bir yapay zeka hızlandırıcısı yapmış Google ve diyor ki biz diyor bakın görüyor musunuz biz böyle başarımda 5 kata yakın hızlanma güç tüketiminde de %67 civarı bir tasarruf sağladık diyor. Bir de diyor bunlardan 256 tanesini yan yana koyacağız. Koyabileceğiz. Böyle bir tanesi zaten iyi. Ben bunları böyle koyacağım ve 256 tanesini yan yana çalıştıracağım. Koskoca odalar kurup böyle yapay zeka hızlandırıcıyı kullanacağım diye böyle bir açıklamada yaptı 14 Mayıs'ta. Biz söyledikleri şey de biz Gemma 2 modeli, Gemma modelinin ikinci sürümünü çıkardık dedi. Gemma modeli Google'ın, DeepMind'ın açık kaynak modelleri. Böyle değişik işte Code Gemma diyor, kodlama ile ilgili bir model. PaliGemma diyor. PaliGemma bu görüntüyle ilgili bir model. Yani bilgisayarla görüyle ilgili bir model gibi böyle değişik modelleri var. Bunlara bakabilirsiniz. Bunun yenisini yaptık diyor. Şimdi PaliGemma'yı diyor ki Pali 3'ün üzerine yaptık. Pali 3 dediği şey de yayınlamış zaten. Bu bir yayın. Bu gördüğünüz. Yine girip bakabilirsiniz. Bu yayın şu anda internette arkaya koymuşlar. Zaten daha yeni koymuşlar. Koyar koymaz da 29 tane atıf almışlar. Kısacası diyor ki bizim böyle elimizde açık kaynaklar var. İstiyorsanız gelin bunları kullanın. Bunları açıyoruz size diyor. Google'ın tam bunu yaptığı gün şimdi GPT-4o çıktı ya. GPT-4o ne yapıyor? Görüntü alıyor ve sesle haberleşiyor. Şimdi bu GPT-4o çıkmadan önce böyle iki tane alet çıkmıştı. Bir tane Humane'in şu AI pin diye bir şeyi. Yani böyle şuraya basıyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Asıyorsunuz üstüne. Böyle basıp konuşuyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz veya kamerası da var üstünde görüyor bir yandan. Yani şuraya pin diye bir iğne şeklinde koyuyorsun. Tabii GPT-4o çıktığı anda bu alet boşa düştü. Çünkü telefonlar da aynı işi kamerayla gösteriyor. Gemini de aynı şeyi yapıyor. Kamerayla göster, konuş, hem konuşuyorsun hem görüntüyü alıyor. Zaten bunun pil sorunları var, ısınıyor bir yandan bu diye bazı incelemelerde görünüyordu. Adamlar hemen önünü almak için biz de GPT-4o kullanıyoruz diye hemen ertesi gün böyle bir açıklama yaptılar. Bir de ben bunu hiç göstermemiştim daha önce. Bana biraz çakma geldiği için belki. Rabbit R1 diye bir alet var bu sağda gördüğünüz. Şimdi Rabbit R1 denilen bu alet de aynı şeyi yapıyordu. Sesli olarak soruyorsun, söylüyorsun, sana cevap veriyor ve görüntülü olarak gösteriyorsun, cevap veriyor ama ya bununla ilgili incelemeler o kadar kötüydü ki herkes mesela bir şey gösteriyor, başka bir şey söylüyor. Zaten kalitesi çok iyi değil. Yani gibi bu soldaki pin denilen şey 700 dolar. Sağdaki Rabbit 200 dolar ama bu 200 dolarlık aleti bütün yıl boyunca sattı bile bu adamlar. 10 bin 10 binlik böyle parçalar halinde sattılar bile. Parasını da aldılar bu aletin. Ama şimdi bu iki alet de boşa düştü. GPT-4o çıkınca herkesin telefonu kamerayla görüntü alıp sesi de alınca bu aletler biraz boşa düştü gibi oldu. Zaten çok da kötü yorumlar var. Rabbit'le ilgili bayağı kötü yorumlar var. Şöyle görüyorsunuz Nothing to see here diye görülen bir yorum. 14 Mayıs'ta böyle çok da bu kadar haberin arasında kaynadı gitti. Cloud 3 Avrupa'ya açıldı. Cloud'u Avrupa'ya açtı Anthropic şirketi. Şimdi Cloud'u Avrupa için Türkiye'de açıldı. Tabii ki ben ilk iş olarak hemen gittim açtım. Yalnız da bize biraz kazık atılmış oldu. Çünkü ben buna giremiyoruz bunu diye. Buna girebilmek için, Cloud'a girebilmek için u.com diye bir yere üye olmuştum. Şimdi u.com bir sürü bu değişik modeli alarak aynı anda kullanabilmenizi sağlıyor. İşte GPT-4'ü seçiyorsun, Cloud 3'ü seçiyorsun falan gibi. Yani Türkiye yok. VPN de açmak istemiyordum o sırada. Yani hepsini aynı platformdan kullanayım diye U'ya girmiştim. Şimdi de açıldı. Açıl açılmaz da girdim tekrar Cloud 3'e. Artık arkadaşlar girip deneyebilirsiniz. Gerçekten Opus, Cloud 3 Opus gerçekten bazı konulara daha iyi GPT-4'te. Akıl mantık yürütme konularında daha iyi olduğunu görüyorum. Bazı konularda da GPT daha iyi. Yani hani iş yapacağınıza bağlı gibi. Akıl mantık yürütmen sanki daha iyi. Ama GPT-4'te böyle bir yazı yazacaksanız falan gibi konulara daha iyi olabilir. Ben biraz uygulamaya göre değişik modellerini birden denemek, aynı anda denemek mantıklı olabiliyor. Ben hepsini aynı anda denemeyi Gemini'ye de verin. GPT-4'e de verin. Cloud 3'e de verin. Hepsine verip aynı anda denemekte yarar var. 15 Mayıs'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan televizyona çıktı. Dedi ki ben dedi bunların halka açık olmayanlarını da gördüm. Dünya öyle bir yere gidiyor ki bir sürü insan işsiz kalacak. Bu istihbarat işinde bu işlerin kullanılması çok önemli dedi. Zaten ben size az önce söylemiştim. Zaten Microsoft gitti CIA için bunu kurdu.
filan diye Amerika istihbaratı için kurdu bu aleti diye söylemiştim. Hakan Fidan da bu işleri takip ettiğini belirterek yüreğimize su serpti. Bak bu işleri devletimiz takip ediyormuş dedik sonuçta. Şimdi aynı gün 15'inde bakın 13'ünde GPT-4o yayınlandı ve 2 gün sonra 15'inde İlya istifa etti OpenAI'dan. Bu çok büyük bir haber çünkü İlya OpenAI'ın kurucularından bir tanesi ve geçen 17 Kasım'da Sam Altman'ın yönetim kurulundan atılması ve CEO'luktan kovulması operasyonunu başlatan ve bunu aslında sürdüren adam olarak biliniyor. Yani bunu böyle bu işi çıkaran kişi olarak biliniyor İlya. İlya özellikle yapay zekanın güvenliğiyle ilgili endişeleri var ve Sam'in çok kapitalist davrandığıyla ilgili endişeleri var diye anlıyoruz. O sırada böyle şeyler söylüyor. İşte bizden habersiz diyor, gidiyor çip meselesiyle ilgili Avrupa'da dolaşıyor, onları konuşuyor. Yani bize bazı şeyleri söylemiyor, güvenlikle ilgili planlarından haberimiz yok falan gibi. Böyle bir sürü endişeleri vardı. Sonuçta bu iş geri döndü. İlya ben pişmanım dedi. Sam Altman tekrar genel müdürlüğe oturdu. Ama belli ki o iş orada bitmedi. O iş orada bitmedi Kasım'daki iş. Şimdi 15 Mayıs'ta GPT-4o çıktı ve İlya bıraktı. Şimdi sen böyle kendince daha duygusal ya İlya ayrılıyoruz. Hiçbir zaman OpenAI onsuz aynı olmayacak. Ama onun yerine de Yakup'u koyduk. Yakup da süper akıllı bir arkadaşımızdır falan diye böyle bir yazı yazdı. Şimdi Yakup kim? Yakup da araştırmadan sorumlu adamdı ve Sam Altman'ın atılmasının hemen ardından yönetim kuruluna tavır alan adamların başında geliyordu. Yani Sem'in tarafını tutanlardan biriydi. Bu arada Sem de Yahudi, İlya da Yahudi, Yakup da Yahudi. Yani bu OpenAI'ın üst düzey yönetimindeki Yahudi kalabalığı da birazcık dikkat çekici diye de söylemek gerekir. Hani bu isimden anlayabilirsiniz. Başka bir iki tane daha üst düzey yönetici var. Yani hep Yahudi bunlar. Mesela İlya 5 yaşında Rusya'da doğmuş birisi İlya. 5 yaşında ailesi İsrail'e göçüyor ve üniversite İsrail'de gidiyor. İlya'nın matematiğinin çok iyi olduğu ve bu yapay zeka güvenliği ile ilgili endişe duyanların başında geldi söyleniyor. Şimdi ben Nisan güncesinde İlya'nın takımında çalışan iki adamın bilgi sızdırdığı için kovulduğundan da bahsetmiştim tam bir ay önce. Şimdi İlya'nın takımından iki adam kovuldu. İlya istifa etti. Çok bir şey söylemedi ama dedi ki ya güvenliğine dikkat edin bu yapay zekanın falan diyerek ben işte başka işlere bakacağım artık diyerek ayrıldı. Tam aynı gün bu sefer Jean Leyke, nasıl okunuyor bilmiyorum bu adamın adı. Jean Leyke adam aynı I resigned dedi. Başka hiçbir şey söylemedi. Bu ayrıldım dedi. 2 gün sessizlik oldu. Mutlak sessizlik oldu. 2 gün sonra bir sürü şey yazdı. Ve dedi ki özellikle bu işin güvenliğiyle ilgili biz çalışıyorduk. Yapay zekanın güvenliğiyle ilgili çalışıyorduk. OpenAI dediğimiz yer önce güvenliği önceleyen bir şirket olmalı. Ve herkes Artificial General Intelligence'dan bahsediyor. Bakın yapay genel zekadan bahsediyor. Böyle olmalı. Ve ben dedi bu Super Alignment takımının başındaydım. İlya ile beraber bu Super Alignment takımının başına. Super Alignment ne demek? Bu Super Alignment ile ilgili bir görselleri var. Onu koydum sol alt tarafa. Bilmeyenler vardır bununla ilgili. Şimdi böyle bir grup kurdular. Geçen yılın sonuna doğru herhalde bir grup kurdular. Dediler ki hesaplama yeteneğimizin %20'sini bu gruba ayırıyoruz. Bu grubun tek görevi ne? Biz insandan daha akıllı bir yapay zeka yapmak üzereyiz. Bakın bu insan düzeyi burada nokta nokta görüyorsunuz. Şu anda insandan düşük. Biz aşağıya bakarak konuşuyor. Bakın insanı geçmek üzere. Şimdi biz insandan daha akıllı bir yapay zekayı nasıl hükmedeceğiz? Biz onu nasıl yöneteceğiz gibi. Ve bunların yaptığı işlerin arasında daha az zeki olan yapay zekalarla daha çok zeki olan yapay zekayı nasıl yönetiriz gibi. Yani insan gene yönetmesin. İnsan bu düşük yapay zekayla konuşsun. O da gitsin büyükle konuşsun falan gibi şeyler var. Ama bu takımın bütün olayı buydu. Bu Jean'la İlya'nın takımı ve bu iki tane eleman atıldı ya geçen gelecek. İki tane adam atıldı ya geçen ay. Onların yaptıkları iş bununla ilgili. O yüzden bir şey sızdırdılarsa bunlar yapay zekanın güvenliğiyle ilgili sızdırmışlar. Geçen ay belli ki. Şimdi bunlar da ayrıldı. İkisi aynı anda ayrıldı. İlya ile Can ayrı ayrıldı. Ve burada bu iş durmadı. Bunun arkasından bir dizi insan ben istifa ediyorum demeye başladı. Böyle 15'inde. Mesela istifa edenlerden bir tanesi Evan Morikawa. Ve bir tanesinin Bowen Baker olduğu söyleniyor ki o istifa ettim yazmadı. Şimdi yukarıdaki bu Harrison Kingsley denilen tip ben niye istifa ettim şöyle yazdım diyor ama bu adam OpenAI'da çalışmıyor. Şimdi Twitter'da da kimlerin istifa ettiğiyle ilgili böyle bir anda geyik başladı. OpenAI'de çalışmayan insanlar ben de istifa ettim, ben de istifa ettim diye yazmaya başladılar. O yüzden kimin istifa edip kimin etmediği konusu biraz boşa düştü.
Adamın teki gitmiş demiş ki Grok'a kimler istifa etti diye sormuş. Grok da biliyorsunuz Twitter'ın yapay zekası. Siz de kullanabilirsiniz açık şu anda. Ilya, Can bunlar doğru. Şimdi şu adam zaten OpenAI'den bunu emin değilim. Bazıları doğru bunların da. Bu adam hakikaten orada mesela. Mesela şu adam bu listede yok ama bu adam istifa etmiş. Ben Boston Dynamics'e gidiyorum diye yazmış. Ya burada GPT-4o'nun hemen arkasından yani onu beklemişler özellikle. OpenAI'de bir dizi insanın ayrıldığı anlaşılıyor. Ama ne kadar ayrılan olduğunu şu anda böyle bakarak anlamak biraz zor herhalde. Biraz daha zaman geçince daha net, yani dedikodusu ortaya düşününce daha net anlayacağız diye düşünüyorum. Ama İlya ve Jan'ın ayrılması ve onu seven bir kısım insanın da arkasından gitmesi olan bir şey. Bakın burada İlya'nın I deeply regret my participation dediği var ya, ben çok pişmanım Sam Altman'ı atma çabası içerisinde bulunmaktan dolayı falan diye yazdığı şeyi beğenmiş bu Bowen Baker. Tabii özellikle Yakup'un tweetlerine bakarsanız insanların OpenAI insan kaynağı yok yoksa bir hiçtir diye hepsinin aynı cümleyi paylaştığı tweetlerin tamamını yeniden paylaştığını görüyoruz Yakup'un. Neyse burada bir kazan kaynıyor ve Sam Altman adamların hepsini göndererek bu çatışmayı kazandı gibi görünüyor. Ama tabii bu işten hasar aldığı da bir gerçek. Çünkü İlya çok zeki ve matematik modellerini asıl geliştiren adam olan kişi. Yani Sam Altman teknik bir adam değil. Sam Altman daha çok işletmeci, yönetici bir adam. Doğrudan yapay zekanın tekniğiyle uğraşan biri değil. O yüzden bu iki kişinin bu iki kişiye başlayıp başkalarının da katıldığı bu ayrılmanın ben OpenAI'yi olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. 16 Mayıs'ta OpenAI Reddit'le bir ortaklık duyurdu. Dedi ki bundan sonra biz Reddit'le içeriğini paylaşmak için bir anlaşma yaptık. Şimdi farkındaysanız daha önce de böyle Financial Times anlaşması var. Bunlar sürekli içerikle ilgili bir anlaşma yapıyor. Bunlara veri lazım. Bir yerlerden veri toplayalım diye sürekli bir anlaşma içinde OpenAI. Yalnız bu Reddit bunlardan önce Google'la anlaşmış. Gemini için 60 milyon dolar anlaşmış. Diyor ki 60 milyon dolar veren herkese verimizi açarız demek herhalde bu. Öyle söyleniyor diyor tabii reported dedi. Yani söyleniyor belli değil ama sonuçta ChatGPT artık bundan sonra Reddit'teki bütün bilgileri yazdığınız yazıları da kullanacak. 16 Mayıs'ta Nature Reviews Cancer'da daha çok yapay zeka kullanın gibisinden bir haber çıktı. Ve dedi ki yani bu yapay zeka ile uğraşmaları kanser araştırmacıların çok yararlı bir şey. Kanser araştırmacıları lütfen daha çok yapay zeka kullanın. Gibi. Hani böyle lütfen kullanın. Bak kanser de ciddi bir şey. Yani siz kendi kendinize uğraşmayın. Biraz yapay zeka kullanın. Verimliliğiniz artsın. Falan gibi böyle bir yönlendirme. Doğal bu büyük dil modelleri, doğal dil işlemeyi daha fazla kullanın. Büyük dil modelleri size çok yardımcı olacaktır bu kanser araştırması diye bir yayın çıktı Nature Reviews'ta. Şimdi 19 Mayıs'ta ortalığa OpenAI ile Scarlett Johansson polemiği düştü. Bu polemik GPT-4o çıkınca Her filmi vardı ya o gün 13'ünde çıktı. Her filmi çok konuşuldu. Hepsi Her filmi, Her filmi, Her filmi. Şimdi orada 5 tane ses vardı yayınladıkları şey içerisinde. Yapay zekanın sizinle konuşabildiği 5 ses vardı. Ve 5 sesten bir tanesi Scarlett Johansson'un o filmdeki karaktere çok benziyordu. Yani biraz andırıyordu. Tam da birebir aynı olmadığını ben o sırada da söylemiştim canlı izlerken. Ama andırıyordu gerçekten. Ve bilerek yapmışlar gibiydi. Şimdi bu olay ondan sonra böyle polemiğe dönüştü ve anlaşıldı ki şimdi Scarlett Johansson'ın dediğine göre diyor ki Sam Altman geçen sene 2023'ün Eylül'ünde bakın bu işin ne kadar geriye gittiğini görebilirsiniz bu sesli konuşma meselesinin. Eylül'ünde bu kadına gitmiş. Demiş ki ya gelip bizim yapay zekamızın sesi olur musun? Bunlar bir şekilde anlaşamamışlar ve bunun üzerine de gitmişler başka bir sürü 400 tane sanatçıyla biz çalıştık. Bu 400'ün 5'ini seçtik. 5'inden de biri Allah'ın işi işte Scarlett Johansson'a biraz benziyor gibi diye bir açıklamada bulunuyor ve diyor ki ya biz çok iyi iletişim kuramıyoruz çok özür dileriz diyor ve kaldırıyorlar bu sesi. 5 tane sesten birini 6 gün içinde kaldırıyorlar çünkü bu Scarlett sizi dava edeceğim diyor. Dava etmeye kalkacağım ben diyor. Şimdi burada Sam Altman'ın pek yani ben niyeti anlıyorum. Hani bence bu ses olsaydı iyi olurdu hakikaten. Bence Scarlett Johansson da yanlış yaptı. Yani
Böyle bir fırsatı kaçırdı. Tarihi bir fırsatını. O filmdeki sesi gerçek olarak bir yapay zeka koyacaklar ve bu ölümsüz olacak bir süre sonra. Bu hep böyle konuşulacak. Bak görüyor musun? Zamanında bir film vardı. Ondan sonra babamlar o filmin gerçeğini yaptılar ve o filmde seslendiren sanatçının sesini koydular deyip herkes böyle geriye doğru o filmin atıfta bulunulacaktı. Aslında kendisi için ölümsüzlüğe doğru giden bir şey olabilirdi. Bence bu fırsatı kaçırdı ama sen de bu işi kötü yönetti belli ki. Kendisi de kötü yönettik biz bu işi falan diyor. Ama Sam Altman birazcık şimdi İlya ile polemik. Biraz sonra geleceğiz. Başkalarıyla da polemik. Sürekli polemik. Şimdi sürekli Sam Altman lafı dönüyor. Sen bize öyle yaptın. Sen bize bunu yaptın. İşte bak biz güvenlikle ilgili seninle anlaşamıyoruz. Şu adam. Jan Deike denilen adam var diye. Şimdi senle kimse anlaşamıyor gibi görülüyor. Yani böyle bir örüntü başladı. Yani İlya ile anlaşamadık. İşte Yönetim Kurulu ile anlaşamadık. Scarlett ile anlaşamadık. Yani böyle anlaşamamanın bir örüntüsü başlıyor gibi sanki, öyle değil mi? Sonuç olarak 5 tane sesten Sky olan, adı Sky olan sesi kaldırdılar ve bundan mahrum kaldık böylece. Şimdi bu polemiğin arkasından daha da polemik geldi. Aynı gün, yani adam aynı gün başka insanlara da polemiğe giriyor, Sam Altman. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Dediler ki bir haber çıktı. Haber diyor ki ya artık diyor ChatGPT artık konuşabiliyor ama diyor OpenAI'den ayrılan çalışanlar OpenAI ile ilgili konuşamıyorlar artık diyor. Ya bunlar öyle bir anlaşma imzalatmışsınızdır ki diyor. Biz gördük bu anlaşmayı. Öyle bir şey imzalatmışsınız ki adam eğer konuşursa ciddi bir maddi kaybı görecek ve ömür boyu konuşamayacak. Mesela Sam'le ilgili olan sıkıntılarını hiçbir zaman anlatamayacaklar. Aralarındaki sorunları hiçbir zaman anlatamayacaklar. Böyle bir sözleşme imzalanmış. Hatta bu NDA denilen Non-Disclosure Agreement'tır. Yani dışarıya karşı bilgi vermeme anlaşması. Üçüncü taraflara bilgi vermeme anlaşması. Hatta bu anlaşmanın varlığından da bahsedemezsiniz diye imzalatmışlar. O yüzden kimse konuşamıyor diye bir haber çıkıyor. Hemen bu haberle ilgili Sam Altman çıkıyor. Vallahi diyor benim hiç haberim yoktu ya. Yanlış şeyler olmuş. Düzelteceğiz. Arkadaşlar varsa bir derdiniz gelirsiniz. Ben hemen hallederim. Merak etmeyin falan diyor ama altına Twitter'da yazılan bazı şeyler var. Diyor ki haberi varmış. Tabii ki haberi var canım. Haberi olmaması mümkün mü bir genel müdürün? Ya böyle şeylerin yazıldığıyla alakalı. Ya bak bu tarz böyle şeyi ben de imzalamıştım Intel'den ayrılırken. Ama süresi vardı. 5 yıllığına. Yani 5 yıllığına bildiğim bilgileri paylaşamazsın diye imzalamıştık Intel'den çıkarken. Yani böyle şeyler imzalanır da böyle ömür boyu hiçbir şey söyleyemezsin. Yani sadece teknik konuları değil, diğer konuları konuşamazsın falan. Bu birazcık sert bir şey olmuş. Özellikle bakın altında ne yazıyor? Why is OpenAI Super Alignment Team imploding? Yani Super Alignment Team dediği bu işte yapay zeka yönetme, güvenliğini sağlama takımı, İlya ile Can'ın başında olduğu takım. Implode dediği şimdi explode, şimdi Türkçe'de bunun tam karşılığı yok. Patlama dışarı doğru olur ya, explode. İçine doğru patlama, içine doğru patlamaya implode diyorlar İngilizce'de. Yani kendi kendini imha etti ya bu takım, durduk yere dağıldı gitti OpenAI'nin bu takımı. Ve şimdi de bu konuyla ilgili konuşamıyorlar çünkü sözleşmeler var ortada diyor. Diye böyle bir haber çıktı. Haber çıkınca sen buna da polemiğe girdin. Aynı anda hem Scarlett'le polemik hem bunlarla polemik. Ya kimse bana laf etmesin polemiği de çıktı. Bu da tarihte 19 Mayıs'ta biz bayram kutlarken millet başka işlerle uğraşıyordu. 20 Mayıs'ta şimdi Microsoft altta kalmaması lazım. OpenAI çıktı, etkinliği yaptı. Google çıktı, etkinliği yaptı. 20 Mayıs'ta Microsoft çıktı, dedi ki biz de yapıyoruz. Yeni bir şey duyuruyoruz. Adı da Copilot Plus PC. Şimdi Copilot'ın üzerinde çalışacağı bir bilgisayar yaptık. Sanki bana bu bir platform ismi ve bunu işletmeci, pazarlamacı arkadaşların yaptığı bir şey gibi geldi bu. Şimdi bunların bir tane dizüstü bilgisayarı var zaten. Surface diye, adı Surface olan bir tane dizüstü bilgisayarları var Microsoft'un. Şimdi bu adam çıktı. Bakın dedi MacBook Air'ı koyuyorum, bir de Surface dizüstü bilgisayarı da koyuyorum dedi. İkisini yan yana bakın buna daha güzel zoomluyorum falan diye gösterdi. Bir de özelliği ne bu laptop'un? Ekran üzerine zoomlayabiliyorsun tablet gibi. Ya şimdi laptop'un varsa Apple'ın da öyle bir aleti var, aracı var biliyorsun fare olan yerinde. O zaman zoomlayabiliyorsun. Yani niye öyle bir ekran zoom yapasın bilmiyorum ama işte o özellik gibi onu gösterdi tekrar. Aradaki fark olarak gösterdi. Ama dedi ki biz böyle bir dizüstü bilgisayar yapıyoruz. Burada artık yapay zeka yetenekleri kazanacak dedi. Biz dedi bu Copilot Plus'ları sadece kendimiz yapmayacağız. Diğer üreticilerle de yapacağız. Yani diğer bilgisayar satıcılarıyla beraber de yapacağız. Çünkü Microsoft şimdi her türlü düğmeye basıyor. Diyor ki şimdi benim bilgisayar yapmam lazım. Çünkü MacBook'la rekabet edemiyor. Bütün platform elinde değil. Benim bunu yapmam lazım ki aynı Apple'ın App Store olduğu gibi uygulamaları satabileyim.
böyle bir platform elime durması lazım. Ama bir yandan yıllardır PC diye bir şey yaptık. Kişisel bilgisayar diye bir şey yaptık. Kişisel bilgisayar olunca işte bir sürü bilgisayar satıcısı var. AMD var, Intel var. Bir sürü de donanım üreticisi var. Biz herkesle beraber çalışmak zorundayız. Biz bu yola böyle çıktık, buraya da gidemeyiz. O zaman biz de yapalım, onlar da yapsın. İşte AMD de gelsin, Intel de gelsin. Hatta Qualcomm'la beraber ARM tabanlı bilgisayar da yapalım falan diye bunları gösterdi. Şimdi burada görüyorsunuz bir NPU'dan bahsediyor. Ya bir tane bu Neural Processing Unit diye bu yapay sinir ağlarının hızlandırıcı bir yongadan bahsediyor. Şimdi bu yongayı kendisi yapacak herhalde. Kendi yaptıkları donanım takımları da var. Ya bunu mu satacaklar? Böyle bir platform mu olacak? Böyle bir hızlandırıcıyı beraber mi satıyoruz? Neyse burada böyle işte yapay zekayı hızlandırıyor, süper yapay zeka oluyor filan, böyle isteyen videoyu izleyebilir. Kısacası yapay zekayı hızlandıran bir bilgisayar yaptık bu. Şimdi bu etkinlikte duyurdukları hani bizimle alakalı şeylerden bir tanesi de Copilot'ın, Microsoft'un bu kendi yapay zeka aracı Copilot'ın görüyor, duyuyor, konuşuyor olduğu. Bu tabii GPT-4o'yu kullanıyoruz biz demek aslında bu. Zaten GPT-4 de bağlı ya bu Copilot. Ve yine ben geçen defa bu şeyde Google etkinliğiyle alakalı konuşurken de bundan konuşmuştum. Ya bir tane böyle Minecraft oynayan bir şey gösterdiler. Copilot, how's it going? Hey, I'm doing great. And it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dive a few mobs. Ya şimdi ben Minecraft oynamayı bilmiyorum. Bana öğretir misin nasıl bıçak ya, kılıç yapacağım falan diye. Adam soruyor. Copilot'a cevap veriyor. Bu bilgisayar üzerinden sesli ve görüntülü olarak konuşuyorlar bilgisayarla. Yani işte bu uzay yolundaki Scuddy'nin bilgisayarla konuştuğu gibi. Copilot artık görecek, duyacak, konuşacak diye 20 Mayıs'ta söyledikleri şeylerden biri de buydu. İlgilenenler videoya yine benim bu önceki video bir canlı yayınımıza bakabilirler. 20 Mayıs'ta Birleşik Krallık'ta, yani İngiltere'de, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler bu dörtlüde Birleşik Krallık'ta sürücüsüz araçların 2026'da yollarda olabileceğiyle ilgili bir yasa kabul edildi. Ve Announced in the King's Speech diyor, kralın konuşmasında duyurdular. Bakın yani biz artık 2026'da yollara çıkaracağız bu araçları diye duyurdular ve tabii gene bak böyle şeyler olacak. Yeni bir endüstri çıkacak. Yok, çok para, 42 milyar poundluk para olacak. İşte 32 bin tane yeni iş çıkacak diye yazıyor. Niye özellikle vurguluyor? Çünkü işsiz kalacak sürücülerin bazıları böyle bir şey yaptığında, kendi kendine giden arabalar olduğunda işsiz kalma olasılığı var elbette. Ama özellikle şunu vurguluyor bu kendi devletin sayfasında. Özellikle diyor ki yol güvenliği için ya. Yani buradaki yapılan bu yasanın kalbinde yol sürüş güvenliği var. İnsanlar daha az zarar görecekler. İnsan hatasını azaltacak şekilde böyle önlem aldık ve yollarda bu araçlar kendi kendine gittikçe insan hatası azalacak ve insanların göreceği zarar azalacak diye yazıyor. Şimdi tabii bakın kendi kendine giden arabalarla ilgili insanlar çalışıyor. Dubai'de var, şurada var, burada var. Vallahi bizde hala bunun lafı yok ne yazık ki ortalıkta. İnşallah bizde de olur. Yani biz hala İstanbul'daki taksici lobisine taksi plakasını, taksiye binemeyen insanları falan tartışıyoruz. Artık o konuları geçsek de bu konulara gelsek daha iyi olabilir. 20 Mayıs'ta bir konu daha oldu. Amerika'da Volvo ve Aurora şirketleri sürücüsüz tırlarını duyurdu. Las Vegas'taki bir fuarda duyurdu. Şimdi habere bakıldığı zaman haberin içinde diyor ki Volvo neyle hangi şirketlere satacağını söylemedi ama diyor bunlar pilot programlar yürütüyorlardı FedEx'te ve Uber ile diyor. Herhalde diyor FedEx'in şeylerini bu yıl içerisinde göreceğiz yollarda sürücüsüz olarak diyor. Bir de özellikle şunu yazmışlar şeyin haberin içerisine. İlk başlangıçta tır şoförü içinde oturuyor olacak. Şimdi geçen seneki haberlere bakanlar bilirler. Geçen sene Kaliforniya'da işçi sendikaları bu işe ayaklandılar. Dediler biz karşıyız kendi kendine giden tırlara. Çünkü onlar olduğu zaman bir sürü tır şoförü işsiz kalacak tabii doğal olarak. Bu yüzden başlangıçta çok ürkütmeyelim. Bak hala şoför oturuyor olacak ama kendi kendine gidecek falan gibi şeyler yazıyor haberin içerisinde. Bir de bu ay içinde bir tane bakın aşağıda bu tarz kendi kendine giden tırların iklim için daha iyi olduğuyla ilgili bir haber çıktı. Tabii ben haber yani bu bir görüş yazısı, köşe yazısı gibi bir şeydi. O yüzden ben onu 5 Mayıs'a koymadım bunu güncelin içerisinde ama sonuçta bu
böyle tırlar olunca bundan bahsetmekte yarar var. Tırlar elektrikli olduğu ve az hata yapıldığı için, yani daha az insan hatası olmadığı için sürerken, daha az karbon salındığıyla ilgili bir motivasyon var. Bu karbon salınımı ve iklim meselesi giderek daha önemli bir hale geliyor ya. Bu da onun bir parçası olarak söyleniyor. İklim açısından da daha iyi olacak tırların kendi kendine gitmesi diye. 21 Mayıs'ta Cognition şirketi Microsoft'la ilgili bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Microsoft'la anlaştıklarını duyurdu. Yalnız bu anlaşma ortaklık anlaşması diye yazıyor ama Microsoft buraya ortak oluyor diye yazmıyor. Sanki ürünü sattılar diye anlıyorum ben. Ve diyor ki bu dev'in bütün geliştiricilerine, Microsoft'un tüm yazılım geliştiricilerine erişebilir hale gelecek diye söyledi, anlaşmışlar bunun üzerine. Ve özellikle code migration diyor ya, şimdi bu adamların CTO'su var. Microsoft AI'nin bir CTO'su var. Adamın adı Kevin, soyadı Scott. Kevin Scott. Böyle dev'in adı böyle şey. Scott Wu'yla da her türlü şeyle adamın adı. Kafiye yapıyor. Şimdi bu Scott, Kevin Scott dedi ki biz özellikle de bir platformdan diğer platforma kod aktarırken dedi, böyle işleri var demek ki, bu iş sorun oluyordu. Bu Devon'la bu işler hakikaten çok kolay oluyor bizim için. Bunu kullanacağız, daha fazla kullanacağız, oradan başlayacağız dedi. Mesela eski bir kod var, yeni bir şeye geçirecekler, bunu modernleştirmek istiyorlar ve daha rutin bir iş var burada. O amaçla bu otomatik araçları kullanacaklar bir yerden bir yere. Yani işin ne olduğu belli, kodun ne yaptığı belli. O kodu yeni bir platforma taşıyacaklar. Mesela bu işler için kullanacağız bunu, böyle başlayacağız dedi. Böylece 2 milyar dolar değerlemeyle 175 milyon dolar yatırım alan Devon böylece Microsoft gibi bir müşteriye sahip oldu. Ve Mart ayında duyurdular. Nisan ayında yatırım aldılar. 2 milyar dolar değerleme aldılar. Mayıs ayında Microsoft bunların müşterisi oldu. Bayağı hızlı giden bir şirket olduğunu görüyorsunuz herhalde. Zaten şirketi de 6 ay önce kurmuşlardı. 21 Mayıs'ta Suno 125 milyon dolar yatırım aldı. Suno bu şarkı yapan, benim de böyle bestelerim var ya, birkaç tane Mansur Yavaş efsane belediye başkanı diye yazıp da şarkılar yaptığımız, İstiklal Marşı'na beste yazdırdığımız falan, bu Suno var ya. Bu Suno 125 milyon dolar yatırım aldı ve de şimdi bu yatırım alırken şöyle bir şey de var. Suno şirketinin bazı plak şirketleri tarafından, ya yani bu müzik üreticileri tarafından dava edilebileceğiyle ilgili bir beklenti olduğunu bir haberde yazıyor. Şimdi 28 Mayıs'ta böyle bir haber çıktı ayrıca bir de. Çünkü bu nereden çıktı? Yatırımcıyla konuşmuşlar. Yatırımcı diyor ki biz bunu göz önüne alarak bu yatırımı yaptık. Yani bunu bekliyoruz. Böyle bir şey olabileceğini de bekliyoruz. Buna da hazırlıklıyız. Yani biz dava ederlerse etsinler. Biz bu işten bir şey çıkmayacağını düşünüyoruz. Suno'ya yatırıyoruz. Müzik sanayisini bu Suno değiştirecek diye söyledi. Böylece Suno'nun değeri 500 milyon dolara çıkmış oldu. 21 Mayıs'ta Anthropic şirketi, Cloud 3'ü yapan şirket, bir komut mühendisliği aracı duyurdu. Araçları diyelim veya. Yani diyor ki artık hani bu böyle herkes çıkıp da diyor yeni meslekler çıkacak. Ne o? Prompt mühendisliği. Komut mühendisliği. Sen yapay zekayı nasıl komut vereceğini öğreneceksin, onun mühendisi olacaksın diye. Yani bu herhalde 15 saniyelik bir meslekti ve bu mesleğin yapay zekası çıkmış oldu. Artık komutu nasıl yazmanız gerektiğini soruyorsunuz, size söylüyor. O komut mühendisliğini de bak burada yazıyor zaten, prompt engineer. Cloud will use prompt engineering techniques diyor. Ya işte nasıl yapılacağını da, komutların nasıl verilmesini gerektiğini de Cloud biliyor artık. Size bunları söyleyecek diyor. Arkadaşlar komut mühendisi olmayı hayal eden arkadaşlar şu anda işsiz kaldı. Yani geleceğin komut mühendisleri şu anda yapay zeka tarafından işlerinden edildi. Henüz daha meslek ortaya çıkamadan böylece yok olmuş. 22 Mayıs'ta OpenAI bu sefer News Corp ile anlaştı. Ya bunlar herhalde gidip bütün haber şirketleriyle anlaşacaklar. Ne kadar haber varsa, ne kadar veri varsa almak istiyorlar. Her türlü yazıyı, her türlü veriyi. Ortalıkta fellik fellik veri arayan bir OpenAI şirketi var. 23 Mayıs'ta Gemini'nin YouTube müzik ile artık bağlı olduğu söylendi. Artık girip Cem'in her şeyi yazabiliyorsun. Ya işte ben şöyle bir şarkı istiyorum, bana şu şarkıyı bulur musun? Şu şarkıyı çalar mısın? Falan gibi onu konuşabiliyorsun. Bu arada birçok şeyle bağlıyor. Şimdi Google'un burada kendi veri gücünü kullandığını görüyoruz. Çünkü Google Flights diye bir şey var. Uçak biletlerini görebiliyorsun. Bağlamış Cem'in'e. Otellerin bilgisi var. Onu bağlamış. Haritaları bağlamış. Gmail'i, Google Docs Drive'ı bağlamış. Mesela Gmail'in içerisinde artık bazı şeyleri çıkarabiliyorsun. Hatta şeyi de bağlamış. Google Meet'si bağlamış. Mesela bir toplantı varsa bu toplantıya girmemişsin. Onun kaydı var. Diyorsun ki bu toplantının önemli anlarını bana özetler misin diyorsun. Sana chat diye çıkarıyor Gemini. Onu da gösterdiler Google etkinliğinde. Şimdi bu
bu Gemini'ye birçok şeyi bağlamışlar. Yani artık gidip aramaya gireceğine Gemini'ye girip ne istiyorsan Gemini'ye söyleyeceksin. Ben şuradan şuraya uçmak istiyorum. Bana seçenekleri gösterir misin? Ben işte Antalya'da otel arıyorum. Bana gösterir misin? Ben şöyle bir şarkı arıyorum. Buna benzer şarkıları sıralar mısın? Gibi şeylerin hepsini Gemini'ye soracaksın diye böyle bir özellik ekledik biz diye duyurdular 23 Mayıs'ta. Aynı 23 Mayıs'ta Microsoft'un Truecaller şirketiyle beraber yaptığı bir iş çıktı. Kendi sesinizden telesekreter üretebiliyorsunuz. Bir tane uygulama var. Sen kendi sesini kaydediyorsun. Karşı tarafta şöyle bir şekilde çalışıyor. Şimdi karşı taraf arıyor. Sen onunla konuşmuyorsun. Sana benzer ama yapay zeka olduğu belli. Daha yapay zekalaştırılmış herhalde. Bir ses konuşuyor. Sana adamın ne istediğini söylüyor. Sen onunla konuşmuyorsun. Ne istediğini sana söylüyor. Sen de cevap istersen veriyorsun. Ne yapması gerektiğini söylüyorsun sekretere. Yani araya giriyor. Karşıdaki arayanla arana giriyor. Bu özellikle arayan telemarketingciler var ya, pazarlamacılar var ya, onlarla arana girip bak bu adam böyle bir şey istiyor, ne diyorsun diye sana sorabilir. Sen de ya bırak ya, kendi sesinden konuşuyor bir de karşı tarafa. Sen de muhatap olmak istemiyorsun. Sana mesaj geldi. Cevap veriyorsun. Diyorsun ki ya bırak, ben istemiyorum. Kapat telefonu. Güzelce bir dille kapat diyorsun. Hiç konuşmuyorsun. O senin yerine senin sesinden konuşuyor. Size çok fantastik mi geldi? Gerçek artık bu. Elon Musk ay içinde bu sefer bir şey daha söylüyor, diyor ki yapay zeka tüm işlerimizi elimizden alacak diyor. Evet, hep beraber izleyelim. What would your kind of observation be on AI and the impact on labor markets and people's jobs and how they should feel about that as they think about this? Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Tarihteki en yıkıcı gücü görüyoruz şu anda diyor. Yapay zeka için diyor. Yeah, we have for the first time. We will have the first time something that is smarter than the smartest human. En akıllı insandan daha akıllı bir şey görmek üzereyiz diyor. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you... Öyle bir nokta gelecek ki hiçbir işe gerek kalmayacak diyor. Hiçbir işe gerek kalmayacak. Ha, istersen böyle hobi olarak iş yapabileceksin. You want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. Kendini tatmin etmek için iş yapabilirsin ama diyor yapay zeka her şeyi yapacak, o noktaya geleceğiz diyor. So I don't know if that makes people comfortable or uncomfortable. It's yani sizi rahatsız ediyor veya rahatsız ediyor bilmiyorum ama bu böyle diyor, yapacak bir şey yok. You know, that's why I say if you wish for a magic genie that gives you any wishes you want and there's no limit, you have those three wish limits. Ya diyor ki hani bu Aladdin'in sihirli lambası var ya, 3 dilek hakkın var. Öyle bir şey hayal ediyorsan, öyle bir cin çıksın ve bulunan bir dilekte bulunayım istiyorsan artık öyle bir alet oldu, istediğin dilekte bulunabileceksin ama 3 tane dilek sınırın yok. You just have many wishes you want. İstediğin kadar olabilir. It's both good and bad. One of the challenges in the future will be how do we find meaning in life if you have... Bizim burada artık hayatın anlamını bulmamız gerekiyor. Yani biz bununla uğraşacağız. Yani ya, niye yaşıyoruz biz konusunu yanıt arayacağız. Have a magic genie that can do everything you want. I do think it's hard, you know, when there's new technology, it tends to have usually follow an S-curve. In this case, we're going to be on the exponential portion of the S-curve for a long time. And you'll be able to ask for anything. It won't be we won't have universal basic income. We'll have universal high income. Şimdi burada diyor ki, ya bu işte böyle iş alıp kopacak, evrensel temel bir gelirimiz olmayacak. Bizim evrensel yüksek bir gelirimiz olacak diyor. High income diyor. Yüksek bir gelirimiz olacak. Ben çok iyimser gördüm bugün. So in some sense it'll be somewhat of a leveler or equalizer, because you know, really I think everyone will have access to this magic genie. What would your... Diyor ki herkesin bu sihirli cine erişimi olacak. Böylece herkesin aramızdaki bu gelir adaletsizliği, eşitsizliği de ortadan kalkacak diye bir fikri var. Bütün işlerimizi elimizden alacak ama merak etmeyin, her şey çok güzel olacak dedi. 25 Mayıs'ta Suno hani az önce yatırım almıştı ya. 25 Mayıs Suno dedi ki biz dedi henüz daha 4'e yaklaşıyoruz. 4'ü hazırlıyoruz. Ama bu arada dedi bari 3.5'u yayınlayalım dedik. Bundan sonra 4 dakikalık şarkılar yapabileceksiniz. Daha şarkıları uzatabileceksiniz falan, işte geliştirmeler yap. Biz bunun üzerine varsa bir gelebiliriz, bize bildirin dedi. Yani 3.5'u yayınladı. Şu anda 3.5'u kullanabiliyoruz. Ben tabii hemen açıp Mansur Yavaş efsane belediye başkanı şarkısı yaptı ama şu an yayınlamadım. 3.5'la 3 arasında bana sanki 3.5 daha akıcı geldi. Çünkü 3'te bazen böyle şarkı pat diye bitebiliyordu. Gerçi çok deneme de yapmadım, şimdi çok fazla söylemeyeyim. Belki 4'ü beklesek daha iyi olabilir. Ne fark olacak?
çekiniyor. Bu sefer 25 Mayıs'ta Nvidia'nın yöneticisi, genel müdürü Jensen dedi ki Tesla bu kendi kendine süren arabalar, sürücüsüz arabalarda çok önderildi. Bunu da gitti Elon Musk kendi Twitter'dan paylaştı. Dedi ki bak biz öndeyiz diye söylüyor bu adam dedi. Önde olduğumuzu bakın görüyorsunuz Nvidia'nın başındaki adam söylüyor. Ben söylemiyorum diyerek bunun üzerine hemen atladı tabii ki. 25 Mayıs'ta Çin Kamboçya'da bir tatbikat yaptı ve bu tatbikatta robot köpekleri gösterdi. Beraber robot köpekleri izleyelim. Bu robot köpeklerden bizde de var. Yani Türkiye'de şu anda zannediyorum Aselsan mı çalışıyor bunun üzerinde? Değişik şirketler bununla ilgili çalışıyor herhalde. Robot köpek tarzı. Gerçek zamanlı video paylaşıyor bizimle falan gibi. Ve 4 saat gidiyormuş bu. 2 ile 4 saat arası pili gidiyormuş bu alet. Şimdi zıplatıyor falan da asıl zıplaması önemli değil. Bunun tepesine siyah takıyorlar birazdan. Şu karın tüfekle ateş eden aletler. Böyle şeyler göstermiş Çin Kamboçya'da. Şimdi bakın bu aletlerden böyle 1 milyon tane olduğunu düşünsenize. Sokak yukarıda ateş eden asker gibi düşünün. Yani tepeden ateş ediyor. Aşağıda köpek var. Yani böyle bunlardan 2 ila 4 saat gidiyor demek 2 saat yetmez mi ya? Şu Ankara'ya hastalar şunlardan böyle 2 saat yeter gibi sanki. Bilmiyorum başımıza gelecek var. Bize bu köpeklerden lazım hemen. Yani biz kendi köpeklerimizi yapıyor olmamız lazım. Sokak köpeklerini bırakıp bunlarla uğraşmamız lazım. Geçen ay Elon Musk'ın şirketi alacak yatırımı diye söylemiştik 25 Nisan. Alacak, almak üzere, konuşuyor, anlaşmak üzereler diye söylemiştik. Anlaşmışlar. 6 milyar dolar demiştik. 6 milyar dolarla anlaşmışlar. 6 milyar dolar. Peki ne yapacak bu 6 milyar doları? xAI şirketi niye para istiyor? Adamın derdi şu şimdi. Herkes eğitebildiği kadar hesaplama yeteneği olduğu kadar değil mi? Adam diyor ki ben 100 bin tane H100 alacağım Nvidia'da. Nvidia'nın 100 bin tane işlemcisini kapatacağım bu iş için. Yapay zeka hızlandıracağı parayı alacağım 6 milyar dolar götürüp Nvidia'ya vereceğim diyor. Tabii ne oluyor? Nvidia hisseleri uçuyor böyle olunca. Yani Nvidia hisseleri niye uçuyor? Böyle şeyler, böyle haberler geliyor. Bu alacak, o alacak. Yapay zeka yapan herkese donanım lazım. O donanımı kim satıyor? Nvidia satıyor. İşte şimdi yavaş yavaş başkaları da satmaya çalışıyor. İşte Intel'in filan hızlandırıcıları var ama Nvidia bu işin başında herkes de bunları almaya çalışıyor. Bunun için yatırım almış. 28 Mayıs'ta bizim Milli Güvenlik Kurulu kararında yapay zekadan bahsedildiğini ve 7. maddenin yapay zeka olduğunu gördük biz Türkiye'de. Ve diyor ki burada yapay zeka ile ilgili söylediklerine bir bakalım isterseniz. Yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemenin insanlık tarihinde yeni bir merhaleye geçirilmesini mümkün kılabilecek büyük bir fırsatlar sunduğuna karar verilmiş. Bununla birlikte bahse konu sahadaki potansiyelin bir takım sınamaları ve siber alanda oluşturan yeni tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin yapay zeka çalışmalarını ilmi, askeri, iktisadi ve içtimai neticelerine hazırlıklı olmasının ve bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulumuzun bu devrimin farkında olması beni sevindirdi. 28 Mayıs'ta gene GPT-5'in yaklaştığı ile ilgili böyle bir his oldu. Etrafta böyle bir şey dolaştı. Neden? Zaten herkes biliyor GPT-5'in yaklaştığını ama bu Boris Power adlı kişilik 4 artı 1 eşittir 5 yazdı. Bu kadar 28 Mayıs'ta. Ama bu adam kim? Bu adam OpenAI'da uygulamalı araştırmanın başı. Head of
Applied Research. Öyle bir adam olduğu için bu adam. Bu adamın 4 artı 1 eşittir 5 yazmasından demek ki GPT-5 geliyor dedi herkes. Aynı gün OpenAI'da bir güvenlik kurulu oluşturuldu. Safety and Security Committee diye bir şey oluşturuldu. Yönetim kurulunda böyle bir şey oluşturuldu. Dikkat ederseniz bu olay Super Alignment takımının dağılmasından sonra oldu. 2 hafta sonra. Ilya ile Can gitti ya. Takım dağıldı. Bunlar yeni bir güvenlik kurulu kurdu. Bununla ilgili çünkü endişelerle ilgili orada bu da konuştu ya bu çıkanlar. Ya sen bu işi ciddiye almıyorsun. Seninle bu konuda anlaşamıyoruz diye. Şimdi bir kurul kurmuşlar. İçinde de gene Sam Altman var. 4 kişilik kurulda. Yani Brad Taylor var ama asıl Sam Altman var. 4 kişilik. Yalnız burada bu Boris Power var ya az önceki 4 artı 1 eşittir 5'ci eleman şu adam var ya. Bu adam dedi ki bak böyle bir şey böyle bir kurul kuruldu ve bu yazmıyor haberin içinde yazmayan bir şey bu. Bir sonraki modelin eğitimine başladı. Bir sonraki yapay zeka modelinin eğitimine başladı. OpenAI Board forms a safety security committee and starts training the next flagship model. En önde gidecek bizim amiral gemimizi eğitmeye başladık diye söylüyor. Bu komite buna bakacak demek ki. Ya buna niye bakarsın? Artık eğittiğin bu model demek ki hakikaten insan zekasını geçiyor. Bu süper alignment niye bakıyordu? İnsan zekasını geçecek yapay zekayı nasıl kontrol edeceğiz konusuna bakıyordu. Güvenlik komitesi neden yeni çıkacak modeli nasıl eğitileceğine bakar veya eğitmeye başlar güvenlik kurulu. Neden böyle bir şeye başlar? Bunların bulduğu bu modelin ne boyutta olduğuyla ilgili bir fikir veriyor gibi sanki yeni gelen modelle ilgili. Şimdi 28 aynı gün daha çok polemik çıktı bu. Geçen 17 Kasım'da Sam Altman'ı yönetim kurulundan atmaya çalışan yönetim kurulu üyelerinden biri Helen Toner çıktı. Bir video çekti. Esti gürledi. Dedi ki kardeşim dedi bu Sam Altman bize yalan söylüyordu. Doğru söylemiyordu. Bilgi vermiyordu. Kafasına göre iş yapıyordu. Kendisi benim bu işte maddi kazancım yok demesine rağmen ilk şirkette bilmem öyleydi. Böyle bir sürü hikaye. Yani böyle bir sürü şey konuştu. Birazını dinleyelim. For years Sam had made it really difficult for the board to actually do that job. Yönetimin bu yönetim kurulu üyeliğini yapmasını çok zorlaştırdı Sam diyor. Withholding information, misrepresenting things that were happening. Bizden bilgi gizledi diyor. Olan şeyleri de farklı gösterdi bize diyor. The company, in some cases, outright lying to the board. Doğrudan yalan söylediği de oldu bize karşı. At this point, everyone always says, like what? Give me some examples. And bize hemen örnek verin dersiniz tabii diyor. I can't share all the examples. Ben diyor ama şimdi örnekleri veremem diyor. İçerideki konuyu konuşamam diyor. Ama diyor. But to give a sense of sort of the kind of thing that I'm talking about, it's things like, you know, when ChatGPT came out, November 2022, the board was not informed in advance about that. Şimdi ChatGPT çıktığında diyor, ilk ChatGPT çıktığında biz diyor bunu Twitter'dan öğrendik. Bize gelip de bunu söylemedi. Yani düşünün ki yönetim kurulu var OpenAI'ın. ChatGPT gibi ciddi bir şey çıkarıyor. GPT-3'ten sonra ilk defa böyle bir şey çıkarıyor ve de yönetim kuruluna söylemiyor. That we learned about ChatGPT on Twitter. Sam didn't inform the board that he owned the OpenAI startup fund. OpenAI'ın kurucu fonunu sahibi olduğunu bize söylemedi diyor. Halbuki biz onun finansal olarak bu şirkette hiçbir şey bağı yoktu diye düşündük. Ama bu konuyla ilgili farklı polemikler de var. Sam Altman'ın dışında ya yok ya adamın alakası yok bundan profit falan. Ben tam konunun ayrıntısını anlamadığım için. Bu diyor ki Sam Altman'ın finansal olarak bu şirkette payı var. Onlar da diyor ki yok. Yani Sam de diyor ki yok. Even though he, you know, constantly was claiming to be an independent board member with no financial interest in the company, on multiple occasions he gave us inaccurate information about a small number of formal safety processes that the company did have in place. Şimdi güvenlikle ilgili süreçlerde bize yeterince bilgi vermedi. Ne olup bittiğini anlayamıyorduk biz bunu dinleyerek diyor. Meaning that it was, you know, basically impossible for the board to know how well those safety processes were working or what might need to change. And then, you know, a last example that I could share because it's been very widely reported relates to this paper that I wrote, which has been, you know, I think way overplayed in the press. The problem was that after the paper came out, Sam started lying to other board members in order to try and push me off the board. Şimdi beni yönetim kuruluna atmak için diğer yönetim kurulu üyelerine yalan söylüyordu. Beni dışarı atmaya çalıştı bu adam. So it was another example that just like really damaged our ability to trust him.
time, and actually only happened in late October last year when we were already talking pretty seriously about whether we needed to fire him. Biz de oturup konuştuk bunu kovalım mı, kovmayalım mı filan diye böyle işte bu konuyu anlatmış, örnekler vermiş. En çarpıcı örnek ChatGPT'den haberimiz dahi yoktu diye. Şimdi bu iş iyice böyle televizyon dizisine dönmüş vaziyette. Ilya istifa etti. İşte Scarlett Johansson, bu arada film oyuncusu. Ya benim sesimi kullandınız, geldi benden almak istedi, vermedim. Bu da gitmiş çakmasını yaptırmış. Ben bunu dava edecektim. Bunlar bunun üzerine kaldırdılar tam o sırada. Super Alignment takımının hepsi istifa etti. Adamlar ayrıldı. Giderken Can buna giydirdi. Dedi ki ya kardeşim bak biz bu güvenlik meselesini konuşmak istiyoruz. Bu bakış açısı farkı var. Anlaşamıyoruz senle dedi. Bu sırada bu eski yönetim kurulu üyesi çıktı. Bir sürü şey söyledi işte böyle bize dedi hiç bilgi vermiyor. Yalan söylüyor bu adam. Güvenilmez bir adam falan diye. Ya Sam Altman'la ilgili polemiğin bini bir para oldu. Bu Mayıs ayında her şey ortalığa döküldü diyebiliriz. Hani bu videoyu izleyebilirsiniz. Artık beraber çalışamıyorduk işte falan diye söylüyor. 28 Mayıs'ta böyle bir polemik, daha da polemik. 29 Mayıs'ta OpenAI dedi ki biz zaten o GPT-4o'nun o duyurusu sırası söylemişlerdi. Artık bedava kullanacak olan herkes bu görmeyle ilgili, veriyle ilgili, tablolarla ilgili, dosya vermeyle ilgili her şeyi kullanabilecek dedi ve açtı. 29 Mayıs'ta açtı. Şu anda kullanabilirsiniz. Dosya yükleyebilirsiniz. Mesela benim o Marif modeliyle yaptığım şey işte yükledim, baktım dosya öyle bir bölüm içinde var falan gibi şeyler var ya. Bunları yapabilirsiniz artık. Para vermiyorsanız bile. Dosyanızı yükleyip mesela PDF'yi normalde yükleyip bir sayfasını keseceksin, şurasını şu sayfaya ekle falan gibi şeyler yapmak istiyorsunuz ya. O tarz şeyleri artık GPT'yle yapabiliyorsunuz. Ben mesela şimdi bir tane PDF dosyasını yükledim. Dedim ki 5. sayfasını kesip bana geri verir misin dedim. 5. sayfasını kesip bana geri verdi. Böyle şeyleri yapıp hiç böyle Acrobat Writer gibi şeyler kullanmayabilirsiniz artık. Adobe'un şeyleri, araçları falan var ya. Bunları kullanmadan böyle ufak tefek şeyleri artık bununla halledebilir hale geldiniz. Para vermiyorsanız dahi olabilir. Ben para verdiğim için mi bana böyle oluyor ama bir deneyin bunu. 29 Mayıs'ta Fransız Mistral şirketi Codestral diye bir şey duyurdu. Yani Codestral da işte kod yazmayı kolaylaştıran, kod yazmada yardımcı olan Mistral ürünü. Bu da bir dil modelcisi. Bunlar da Fransız dil modelcisi. Bunların arkasında da Microsoft var. Bunlar da bakın 80 tane programlama dili biliyor. Bak bunları alacak. Hem otomatik test de üretiyor. Böyle şeyler de yapabiliyor. Yani bir yazılım yaptığınızda otomatik test üretiyor gibi şeyler söyledi. Bu da bir dil modeli ve de kodlamayı kolaylaştıran bir şey isteyen deneyebilir. 29 Mayıs'ta OpenAI bu sefer Atlantic ile ortaklığını duyurdu. Bu da bir haber sitesi. 29 Nisan'da da Financial Times vardı. 20 Mart'ta GPT-5 yaklaşıyor diye söylemiştik. Şimdi bu ay içerisinde GPT-5'in geldiğinde başka emareler oldu. Bunlar fellik fellik veri aramaya döküldü. Herkesle anlaşıyor. Reddit'le anlaştı. Financial Times anlaştı. Atlantic'le anlaştı. News Corp'la anlaştı. Herkese sürekli bir anlaşma yapıp veriyi almaya çalışıyor. Sürekli OpenAI böyle bir veri peşine düştüğünü görüyoruz. 29 Mayıs'ta Avrupa Birliği bir yapay zeka ofisi kurdu ve dedi ki biz hem bunun güvenliğiyle ilgili çalışacağız hem de bu işte geri kalamamak için çalışacağız. Biz hem bu işi yapmaya çalışacağız, bir yandan da bunun mevzuatını yazıp bu işleri yapmaya çalışacağız. Hatta kendi kendine giden tırlar meselesiyle ilgili de çalışmayla ilgili bazı insanların konuştuğunu bir an önce bu yasaları çıkaracağız da çıkaralım. Bak biz bu işte geri kalıyoruz diye Avrupa Birliği'nde konuştuklarını görüyoruz. Bizim bir an önce bir yapay zeka bakanlığı kurmamız lazım Türkiye'de. Yani bu işin madem ki Milli Güvenlik Kurulu 7 maddeden 7.si yapacak kadar önemli olduğunu düşünüyor. Bizde bir Milli Savunma Bakanlığı olduğu gibi bir de yapay zeka bakanlığı olma zamanı geldi. Yani bunu artık bak Avrupa Birliği kuruyor. Amerika'da var zaten böyle bir şey. Herkes bu işin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Yapmaya çalışıyor. Önce olmaya çalışıyor. Bizim bir an önce bu işleri yönetecek bir idari birime, devlet birimine ihtiyacımız var. 30 Mayıs'ta Apple'ın Siri'de büyük bir yeniliğe hazırlandığıyla ilgili haberler ortada döküldü. Zaten ChatGPT ile anlaşması, yani OpenAI ile anlaşıp GPT-4'ü, özellikle 4.10'un çıkmasından bir gün önce anlaşmanın yapılmasıyla ilgili bir şeyin ortada dökülmesi. Zaten millete dedi ki ya bunlar Haziran'da demek ki bunu açıklayacaklar. Siri artık bunu kullanacak.
GPT 4'ü herhalde kullanacak. Çok daha fazla Apple yapay zekayı kullanacak dedi. Bakalım görelim. Şimdi Haziran ayında Apple neler anlatacak? Kendi bu geliştirme konferansında yapay zeka ile ilgili yeni araçlar kullanacağını, açıklayacağını artık düşünüyorum ben. 30 Mayıs'ta gene OpenAI robot takımının yeniden kurulduğuyla ilgili bir haber Forbes'a düştü. Daha önce 2020 yılında bir takımı varmış robotlarla. Şimdi tekrar robot takımı kuruyor ama biz robot şirketlere rekabet etmeyeceğiz. Onları tamamlayan ürünler yapacağız. Hani bu insansız robot şirketlerini mesela Figure.ai gibi bir şirketi tamamlayıcı, o robotları tamamlayıcı ürünler yapacağız dediler. Bu arada farkındayım güncelin neredeyse tamamen OpenAI ile ilgili olduğunu ama ne yapalım ki yapay zeka muhabbetinin merkezinde OpenAI var. Herkes bakın farkındaysanız OpenAI konuşuyor. Google'un eski CEO'su bile konuşurken OpenAI'nin ne kadar bu işi ileri götürdüğünden bahsetti. Tabii Ilya'nın ayrılmasından sonra bu işler nasıl gidecek bunu göreceğiz. Rask AI adlı bir şirket canlı çeviri yapacağını duyurdu ve bu canlı çeviri işte İngilizce konuşacağın anında İspanyolca çevireceğini duyuyor. Ne yapacağını şuradan bir gösterelim. Hello everyone. I'd like to share you how Rask AI can revolutionize your video calling, letting you communicate in any language instantly. Lo siento, yo no hablo inglés. ¿Puedes hablar? Her dilde konuşabileceksiniz. Bu da diyor ki ben İngilizce konuşmuyorum. Sen diyor İspanyolca konuşur musun diye soruyor kadın. Of course. Gracias a Rask AI. Ahora puedo hablar español. Te explico cómo funciona. Rask AI se integra directamente en tu código, permitiéndote hablar y entender varios idiomas en tiempo real. Wow, qué guay. Adam İngilizce konuştu. Adam konuşmasını İspanyolca çevirdi ve ağzını da uydurdu. Farkındaysanız böyle bir şey yaptı. Tabii ki bu Rask AI'ın paylaşımının altında hemen bir Türk, bir Mert arkadaşımız Mert çekermiş. It's fake. Hemen balon ya bu filan diyen hemen birisi gelmiş altına. Bu teorik olarak böyle bir şey canlı olarak cümlenin sonu gelmeden çeviri yapmak imkansızdır. Söylemiş tabii buna cevap verenler olmuş ya burada gecikme koyuyorlardır. Hani illaki böyle aynı anda olması gerekmez böyle bir şeyin filan gibi. Kendisine cevaplar vermişler ama işte Türk hiçbir zaman balon muhabbeti olasılığını hiçbir zaman kaçırmıyor hemen balon ya filan diye. Şimdi ben size başka bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz şey Rask'ın sayfası. Ben tabii hemen açtım Rask AI nasıl bir şeymiş, o nasıl oluyormuş diye görmek için açtım. Ve şu anda kanalımızda olan bir kısa videoyu bu Apple'ın M4 çekirdeklerindeki dallanma öngörücülerinin yani bu işlemci çekirdeklerinin dallanma öngörücülerini geliştirdik demesinin ne kadar hüzünlü bir şey olduğunu anlattığım bir video var Türkçe. Kısa video. Ben onu buraya yükledim. Ben onu yükledikten sonra o bunun Türkçesini çıkardı. Kendisi İngilizcesini çevirdi. Kendi kendine çevirdi. Ve de şimdi önce bir Türkçesini bir dinleyin. Burada diyor ki improve branch prediction. Dallanma öngörüsü. Şimdi siz bir if else yazdığınız zaman bir programın içerisinde program iki dala ayrılır. A'nın B'ye eşit olduğu olasılık, A'nın B'ye eşit olmadığı olasılık. İçeriye buyruklar alındığı için sonradan gelen buyruğun ile... Tamam, böyle bir video bu şimdi. Yani bunu izleyebilirsiniz daha sonrasında. Bu da Rask'ın verdiği. Here it says improve branch prediction, branch prediction. Now when you write an if else, the program in a problem is divided into two branches. The probability that A is equal to B and the probability that A is not equal to B. Since the commands are received inside, it is not known what the next command is. So the process of predicts it. This is what they call branch prediction. This is a topic that has been studied so much. Şimdi arkadaşlar bu benim gibi İngilizce konuşmuyor. İngiliz aksanı İngilizce konuşuyor. Şimdi ben bu dönüşümü ilk yaptığımda bu odada kızlarım da duruyordu. Yani İngilizce de biliyorlar onlar. Şimdi ben kendi videomu yükledim ve gözleri görmüyorlardı videonun olduğunu ve buna bastım dinlerken benim sesimden bir İngilizce önce ben konuşmuyorum orada video şaşırdı önce bir İngilizce konuşuyor falan diye ve başka bir aksanla konuşuyor. Benim İngilizce konuşmamı bildikleri için Türk gibi konuşuyor sonuçta biraz Amerikan aksanına yakın bir Türk gibi konuşuyorum ben İngilizceyi konuşurken. Bu gördüğün İngiliz aksanıyla konuşuyor İngilizceyi. Benim sesime bayağı benzediğini görüyorsunuz herhalde yani devam edebiliriz. So I think that by doing branch prediction better, somehow how much better it can get can be very limited. The previous forecasters have usually gotten it right above the percent shortfall. So there is nothing left for me to write. Let's at least write that we have improved the branch prediction. Now, şimdi burada bakın lip sync diye bir şey var. Bunu para verince ben tabii buna para vermedim. Lip sync diye bir şeye basıyorsun. O zaman ağzını da bu konuşmaya uyduruyor.
İngilizce konuşmaya uyduruyor. Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bunu diyor ben canlı olarak yapacağım diyor. Yani bu aracı ben canlı yapacağım diyor. Benim sesimi gerçekten videodan aldı. Benim sesimle başka bir video yaratılabileceğini gösterdi. Ses olarak gösterdi. Videoyu da uydurursa artık bir süre sonra burada ben hiç konuşmama gerek de kalmayabilir. Rasta böyle bir şey. Sevgili Mert arkadaşımızı kutluyorum. Mertçe gidip hemen altına yalan ya bunlar sahte bunlar kandırıyorlar sizi diye hemen toplumu koruma adına bu müdahaleyi gösterdiği için diyor kendisine. 30 Mayıs'ta ChatGPT bu sefer dedi ki biz Edu'yu çıkarıyoruz. Eğitim kurumları için, üniversiteler için biz bu işi hem ucuz yapacağız hem de daha fazla iş yapabileceksiniz. O sınırları işte kaldıracağız, daha fazla dolduracağız falan. Üniversitelere daha ucuza biz bu işi vereceğiz. Böyle bir program başlattık dedi. Daha yeni olduğu için ben hani açıp da bunlarla daha işbirliğine gidebilir miyiz acaba? Bize verirler mi diye bakamadım da göremedim doğru başvuru şeyini. Ama böyle bir programa başladıklarından haberiniz olsun. İzleyen vardır. Her bir üniversitemiz bunu kullansın. 30 Mayıs'ta şöyle bir haber çıktı gene. Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi çıktı diye. Ve sanal doktorlarla. Çin'de dünyanın ilk yapay zeka hastanesi çıktı. Buradaki yapay zeka doktorları 10 bin tane hastaya birkaç günde bakabiliyorlar. Yani normalde insan doktorları 2 yılda alacak şeyi birkaç günde bakabiliyor bunlar. İşte bu yapay zeka hemşireler de var burada dediler. İşte 14 tane yapay zeka doktor var. 4 tane de hemşire doktor var. Tabii nasıl bir şey olduğunu anlayamadık ama Çin yapay zeka ile çalışan bir hastane işine girmiş. Buradan da tüm doktor ve hemşire sağlık camiamıza duyurulur. Böyle bir şey başınıza gelmek üzere. Bu iyi bir şey tabii ki. İnsanlara bakın şu anda doktorlarımız zaman ayıramıyorlar. Belki böyle araçlar çıktığında rutin şeyler ortadan kalkınca daha çok zaman ayırabilecek doktorlarımız. Daha işlerini rahat yapacak. Hani bu böyle gerginlik oluyor. İnsanlar kavga ediyor. Doktor dövüldü. Hasta dayak yedi falan. Son zaman bir hasta dayak yedi başladı. Doktorlar hastayı dövdü de olmuş. Yani böyle gerginlikler belki de olmayacak. Daha insani şartlara çalışırsa doktorlar. Böyle yapay zeka araçları belki yardımcı olabilir buna. Tesla Çin'de sürücüsüz araçlarını artık piyasaya sürdü. Sadece araçları satmayacak. Aynı zamanda sürücüsüz gitme yazılımını da satacağı söyleniyor Çin'de. Bunu geçen ay söylemiştik. Bunun izinlerini almak için kalkıp Elon Musk daha Çin'e kadar gitmişti. Şimdi artık bunun hayata geçtiğini görüyoruz. Şimdi daha birkaç gün önce 30 Mayıs'ta OpenAI kötü niyetli bazı işlemleri durdurduğunu açıkladı. Dedi ki Rusya, Çin ve İsrail böyle bu işi manipüle etmek için hareketler yaptı. Bir de İran var. Burada görünmüyor da. Bir de İran var içinde. Bunlar geldiler, bir şeyler yaptılar. Artık ne yaptılarsa yapay zeka ile ilgili kendi çıkarlarına olacak şekilde bir taarruzda bulunmuşlar. Bir işlemde bulunmuşlar OpenAI'ya. Bunlar da bunu kapatmış. Bunu önlemişler. Önleyici bir harekette bulunmuş. İlk defa ChatGPT. Ya bir kere de şu tarz işlerle Türkiye'nin adını duysak biz. Ben de bakıp böyle malum şüpheliler Rusya, Çin, İsrail, İran. Ya bizim de şöyle bir istihbaratımız bu haberlere düşsek ya biz de. Ya Türkiye böyle bir kötü niyetli bir şeye kalkıştı da yani bizi engelledik, kapattık. Vay Türkiye görüyor musun? Yani falan deseler bence iyi olur bir kere de. Evet, bu aylık yapay zeka gündemimiz böyle. Daha çok OpenAI konuştuk. Daha fazla dil modeli, daha fazla akıllı dil modeli, daha fazla dil modeli güvenliği, daha fazla polemik, yine insansı robotlar, kendi kendine giden arabalar, kendi kendine giden tırlar ve kendi kendine uçan uçaklar. Bunların her ay daha fazla sayıda geldiğini görüyoruz. Gelecek ay Mayıs ayından sonra, gelecek ay Haziran güncesinde yeniden buluşmak üzere size veda ediyorum. Arkadaşlar şimdi panik olmanın tam zamanı. Hadi görüşmek üzere.